Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu mı? Ölenlerin hesabını sorar. Kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider. Sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah şükür. Defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 12 Ocak 2021 Salı Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo'da Türkiye'nin halkçı, devrimci televizyonda ve radyosunda ortak yayında televizyon gazetesine başlıyoruz. Efendim bugün ne konuşacağız? Vallahi kimle konuşursa konuşsun ben Amerika'yı konuşacağım. Amerika, Amerika benim bir şeyim, sevgilim göz bebeğim ya. Bir tanem, aslanım, ciğerim, böbreğim, dalağım, 12 parmak bağırsağım Amerika. E, hatta pankreasım. O yüzden Amerika ile başlayacağım. Ee, ABD'de çarpışan iki buçuk güç diye bir e, değerlendirme var ona bakacağım. Yine ABD'liler mafya gladio sistemine isyan ediyor diye bir e, yine değerlendirme yine bir e, analiz ona bakacağım. Ama haber de var çete savaşları kapıda e hadi e hadi. E, kapakta ırkçılık iddiası diye bir haber var. E, yeni yönetim Biden'ın en önemli isimlerinden Kamala Harris'in bir dergiye verdiği röportajda kullanılan e, Haris fotoğrafında Beyazlatma yapılmış Vay sen nasıl beyazlatma yaparsın ırkçılık diye e, Şimdiden karıştı bile onlar e, Türkiye'nin ABD ile 3 temel sorunu var Demiş kim bu İbrahim Kalın Dur not edelim bunu niye yazmamışım İbrahim Kalın diye Evet e, İbrahim Kalın Türkiye'nin ABD ile 3 temel sorunu var Demiş e, O 3 temel sorunu ben de bilmiyorum Okurken öğreneceğiz ...ama bana sorarsanız... Oh, 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 ...öksür sahabeye de benim için sorun... Ee, ...ama halledeceğiz... Onda söyleyeyim Avrupa başka türlü bakıyor... ...Avrupa e, kendi paçasını kurtarmaya bakıyor... ...nitekim Almanya'nın... ...Dışişleri Bakanı Heiko Maastan... ...Baydın'a e Marshall Planı önerisi gitmiş... ...ya bu adam Marshall Planı'nın... ...ne olduğunu ya bilmiyor... ...ya Marshall Planı yüzünden... ...Avrupa'nın başına neler geldi bilmiyor... ...ya da böyle bir kaşıntısı tuttu... ...bilmiyorum ki... Efendim bu arada biz Amerika'ya bakarken biz Amerika'ya bakarken yakın coğrafyamızda bize çok yakın bir bölgede çok önemli bir gelişme oldu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Moskova'da bir araya geldiler. İlk kez savaştan sonra Paşinyan ve İlham Aliyev bir araya geldi. Ve bence olumlu bir görüşme yapıldı 10 Kasım anlaşmasının kararlılıkla yürüdüğünü göstermesi bakımından Başka ne var? Yine Amerika ile doğrudan bir tartışmamız var Amerika ile doğrudan ilgili bir tartışmamız var Şu WhatsApp meselesi arkadaşlar Ben dün göstermiştim bir kere daha göstereyim He vallaha he Benim hiç uğraşacak halim yok Hemen gösteriyorum buradan Bakın ben geçmişim abi. Şeye bipe geçmişim. Oh paşalar gibi. Ee, ondan sonra ne Amerikan'ın ne bilmem kimin Türkiye'nin e, kendi e, malı bir uygulama. Çocuğum girsene ben bunu süs olsun diye mi tutuyorum? Gir, gir 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 göster. Kendi malı bir uygulama. Ama diyeceksiniz bilmem ne şirketin, O şirket e, Türkiye Varlık Fonu'nda. E, bir de şunu söyleyeyim. Amerikan şirketi olacağına Türk şirketi olsun. Niye? Ben onunla hesaplaşırım başıma bir şey geldiğinde ama Amerikan şirketiyle e, global bir şirketle nasıl hesaplaşacağım? O ayrı mesele. Efendim, e, bilmem nereye girdiğinde doğrudan karşına Süleyman Soylu çıkıyor. Çıksın o kolay. Niye ne olursa olsun. Seversin, sevmezsin. O yine de bu toprakların e, çocuğudur ve onunla hesaplaşırsın ama e, ce, e, neydi? Bezos'la bilmem neyle uğraşamam ben. Ya uğraşırım o ayrı da. Oho uğraş ki sonuç alasın. O yüzden ben geçtim güzel kardeşim. E, ha bir haber vereyim. E, Ulusal Kanal Haber Merkezi olduğu gibi e, grup olarak haber merkezi grubu olarak dün akşamdan e, itibaren BİP'e geçti. Ulusal Kanal'ın diğer e, şeyleri de organları da e, bugün e, geçiyor. Mesela benimle doğrudan ilgili televizyon gazetesi grubu 20'den fazla arkadaşımız televizyon gazetesi için çalışıyor. A ciddi yani böyle bir tek başına çıkıp bir adam yapmıyor bu işi. Birçok arkadaşımız rejisinden, editörüne, yönetmeninden, ne bileyim haber merkezine, televizyon gazetesi için çalışan televizyon gazetesi grubu yine dün akşam saatlerinde bipe geçti. Yine teferruat programı ile ilgili çalışan ona yakın arkadaşımız dün akşam saatlerinden itibaren... Bip platformuna geçmiş bulunuyor. Biz tarafımızı seçmişiz. Biz safımızı seçmişiz. Ben Türkiye'ye de aynı şeyi söyleyebilirim. Senin olsun ha tartışırsın kavga edersin ama bu toprakların içinde kavga edersin. Başkasının müdahalesine fırsat bırakmazsın. Rekabet kurulundan WhatsApp'a soruşturma başlatılmış. Ondan sonra Utku Reyhan'dı bu değil mi? E, Tabii 11. sayfada o yazıyor WhatsApp tamam ama demiş Daha zararlı olanları da var Bir öğrenelim biz de öğrenelim e, Eline sağlık Utku Reyhan e, Siz yazacaksınız ki biz göreceğiz Efendim e, Yeni Şafak'ta bir değerlendirme var e, WhatsApp veri tüccarlığını Türkiye'ye dayatıyor demiş Bir de şöyle eleştiriler duyuyorum e, işte bu bir faşizmdir Avrupa Birliği ülkelerine yapamıyor Bize yapıyor diye iyi arkadaşlar Bakın şimdi biz burada konuştuğumuzda bazen alınıyorsunuz, bazen darılıyorsunuz, bazen kırılıyorsunuz. Biz diyoruz ki ya bu Avrupa Birliği Avrupa Birleşik Devletleridir ve bu Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi birine girerken pasaport kontrolünde iki tane yola çağırlar size. Bir, e, European Union diye. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlar oraya geçerler, pasaportlarını göstermezler bile. Şöyle tutarlar, yürürler. Ve e, ikinci bir yol, Odur Countries yazar, diğer ülkeler yazar. E, orada canınıza okurlar sizin, isterse pasaportunuz yeşil pasaport olsun. E bu faşizm değil mi? Şu gümrük birliği meselesi, ta Tansu Çiller'den bu yana uygulanıyor. E o bir faşizm değil mi? Hayatın her alanında faşizme karşı çıkacaksanız, emperyalizme karşı çıkacaksanız, Ulusal Kanal'ı izleyin, biz size yollarını gösteririz. Ama işte bir olay, ya bu, e tamam, kabul, doğru, faşizm, karşı çıkacağız. Ama diğerlerine de karşı çıkın kardeşim. Hayat bir bütündür, yani hayatınızı parçalayamazsınız. Ben şurada e, emperyalizme karşıyım, burada emperyalizmle birlikteyim, burada az karşıyım, burada çok karşıyım, böyle bir şey yapamazsınız. Devam. Ee, devam neyle devam? Yine bu WhatsApp meselesiyle devam ee, yok. WhatsApp meselesine bu kadar yetermiş anladık. Ee, başka ne var? Ee, başka şey var şu HDP'nin kapatma davası var. Ee, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün bir kez daha dile getirdi. Hatırlayacaksınız Devlet Bahçeli'nin bir basın toplantısında e, ulusal kanal muhabiri Buse Genç Türk... E, HDP'nin kapatılması için e, savcılığa başvuracak mısınız demişti. E, Devlet Bahçeli de ne dedi? Efendim dedi e, bizden önce yapılması gerekenler var. E, Cumhuriyet Savcılığı resen e, işlem e, başlatabilir. İktidar e, bunun için başvurabilir. Makul bir süre bekleyeceğiz. Yaptılar yapmadılar. E, yaptılar yaptılar. Yapmadılar biz üstümüze düşeri yaparız sözümüzün arkasındayız dedi. Şimdi dün Devlet Bahçeli bu sözün arkasında olduğunu hatırlattı. E, bakalım ne olacak? E, savcılık e, 6-7 Ekim iddianamesinde HDP'nin örgütle organik bağlantıları var demiş. Efendim e, Cumhuriyet Gazetesi, valla ne güzel ha 5 kuruş harcamadan e, HDP, 5 kuruş yatırım yapmadan gazete sahibi. işte bir gün e, Cumhuriyet e, zaman zaman sözcü, e, ne güzel onlara platform oluyorlar. İşte Cumhuriyet bir ile konuşmuş. HDP'li demiş ki: "Sussak bile fezleke hazırlıyorlar. <laughs> Susmuyorsunuz ki." <laughs> ya saçma. Sussak bile fezleke hazırlayacaklar. Sussanız fezleke hazırlamazlar ama size sus diyen yok. Bakın HDP'liler şunu anlamıyor. Türkiye'de size sus diyen yok. Sus diyen olursa biz karşı çıkarız. Türkiye'de herkes fikirlerini söyleyecek ama şunu bileceksiniz. Önce Türkiye'den yana olacaksınız. Önce Türk milletinden, bu vatanın çocuklarından yana olacaksınız. Ben Türk, Kürt, Çerkez bilmem ne diye ayırmıyorum. Cumhuriyet ee, nasıl kuruldu? Kurtuluş Savaşı ile kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk nasıl tarif etti Türk milletini? Kurtuluş Savaşı'nı birlikte yapan Türkiye ahaliz, ahalisine Türk milleti denir. Siz önce Türkiye'den, Türk milletinden yana olacaksınız. Amerika'nın kara ordusunu destekleyen bir siyasi parti olmayacaksınız. Ya ondan sonra size kimse sus diyemez. E, düşüncelerimiz yine tartışılır, yine ayrışır. Tamam. Ama mesela anayasamıza göre Kürt Partisi olmaz. Anayasamız etnik ya da dinsel e, kökenli, etnik ya da dinsel e, sahipli siyasi parti kurulmasını yasaklar. Siz önce işçinin, emekçinin, memurun haklarını savunacaksınız. Yapacağınızı söyleyeyim. Mavi vatanı savunacaksınız. Bölünmez bütünlüğü savunacaksınız. Eğer buna ben yapamam o işleri, ben savunamam, e o zaman konuşmayacaksınız. Mesele bu. Devam edelim. Ee, Suudi Arabistan kralı Salman PKK'ya destek vermiş. Ya e, o da fazla olmaya başladı ama. Ha. Neyse, hadi onu da geçtik. Ee, başka ne var? Bir sözde tartışması var. Sözde Cumhurbaşkanı meselesi var. E bu tartışılıyor e işte Sözde muhalefet neden tehlikelidir Diye bir yazı var Bu yeni şafakta olması lazım arkadaşlar Ben haksızlık yapmışım Ne gazeteyi yazmışım Ne kaçıncı sayfa olduğunu yazmışım Hep birlikte buluruz bunu e Ahmet Hakan bu sözde tartışmasına girmiş Hürriyet gazetesi vermiş Sabah gazetesi vermiş Yalçın Bayer'in sayfasında Küçücük bir yazı gördüm e Şöyle diyor Yalçın Bayar. E, perinçekle baş etmek zor. Ya e, baş etmeye çalışmayın, öğrenmeye çalışın. Niye baş etmeye çalışıyorsunuz? Yani Peki, e, başka 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 e, kart meselesini, kredi kartı meselesini gündeme getirmiş Yeni Şafak. Kart israf ve faizi körüklüyor demiş. Yeni çağda işsizlik sorunu kangrene dönüştü demiş. Elhak doğru. Başka üstünde e, durabileceğimiz ne var? Ee, bakıyorum şimdi, bakıyorum. Ondan sonra... Ha şey var. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki e, mesele var. Gerçi yavaş yavaş sönümleniyor ama. Cumhuriyet Gazetesi, e, pardon Milliyet Gazetesi, Bulu'nun işi çok zor diye e, bir e, röportaj yapmış. Röportaj Boğaziçi'nin eski rektörlerinden Üstün Ergüdar'la yapılmış. Ee, i̇yi işte yapmışlar adam da söylemiş e, yeni rektörün işi çok zor diye işte öyle değil işte o iş e Nasıl? Ben size öyle bir anlatacağım ki Aa böyle mi iddia diyeceksiniz? Bak iddiaya girerim bunun için Kimdir üstün ergüler? Neden böyle konuşur? E, buna yol açan sebepler nelerdir? Biraz ayrıntıya gireceğiz orada Yani durumu aşağı beş yukarı böyle ne yapalım? Başlayalım mı? Peki, hadi bakalım. Televizyon gazetesi başlıyor. <laughs> Şimdi stüdyoda Erkin Koray'ın olmasını isterdim, baba Erkin'in. Erkin, Erkin Koray'la ne zaman otursak sohbete ya da programa, işte ya burada program ya dışarıda bir yerde sohbet, e, ee, önce çay Halil Bey, önce çay der. O kadar önemlidir çay. Bir de Rıza Zellüt, Rıza abi. Abi program yapıyoruz, adama soru soruyorum. Adam başka tarafa bakıyor, sanki stüdyoda değil, sanki ben karşısında soru sormuyorum falan böyle. E, bir jenerik dedim, jenerik döndü o Rıza abi ne oluyor dedim. E çay yok, ben nasıl konuşayım dedi. <laughs> Ama ben konuşuyorum tabii yani ee, ben de e, severim, e, ben de isterim ama e, ben konuşuyorum, sorun etmiyorum. Niye e, kanal benim kanalım ulusal kanal yani ben burada sorun çıkartırsam çay yüzünden e, biraz ayıp olmaz mı, değil mi? Ha, bunu niye anlattın şimdi? Gelinim, ha bak sana söylüyorum kızım, sen anla tamam mı? Hadi bakalım devam. Şimdi efendim dedim ya Amerika benim canım, ciğerim, böbreğim, dalağım, 12 parmak bağırsağım, pankreasım o yüzden Amerika ile başlayacağım dedim. Amerika'da bir problem var ufak bir problem. E, neymiş o problem? Yeni Şafak gazetesi şöyle tarif etmiş problemi başlıkta. Çete savaşları e, başlayabilir kapıda demiş. <laughs> hayda, hayda nasıl olur ya? Şöyle olurmuş. Ee, ABD toplumu kongre baskından sonra iyice su yüzüne çıkan fay hatlarıyla patlama noktasındaymış. Geçen sene bahar ve yaz aylarında da e, birçok eyalette işgal ve şiddete başvuran Antifa adlı milis grubu New York'ta siyah üniformalarıyla askeri düzende yürüdü. Aşırı sol Antifa bu sokaklar bizim bu şehir bizim sloganları atarken kongre baskınına katılan Proud Boys'un gururlu çocukların mi? son anda iptal edilmiş. Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenini hedef alan aşırı sağcılar, Tanrı'nın zırhını kuşanın Washington DC'de panik mesajlarını paylaşıyorlarmış. E, Pentagon 20 Ocak'ta muhtemel terör tehditlerini de soruşturuyormuş. FBI'nin ise ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protestolar planlandığına dair istihbarat aldığı öğrenilmiş. Şimdi... Şimdi çete savaşları kapıda diyor. 20 Ocak'ta terör tehdidi ABD'de fay hatları kırılıyor diyor. Allah Allah. Biraz ayrıntıya muhtaç değil mi sizce de? Peki o zaman ayrıntısına bakalım 7. sayfaya. ABD'de ABD toplumsal patlama noktasında antifadan askeri düzen yürüyüş ABD'de kongre baskını sonrasında iyice su yüzüne çıkan ABD toplumu içindeki fay hatları patlama noktasında geçen bahar ve yaz aylarında ülkenin çeşitli şehirlerinde işgal ve şiddet eylemlerine başvuran Antifa adlı milis grubu New York'ta askeri düzende gösteri düzenledi. Aşırı sağ grupların sosyal medya üzerinden 20 Ocak'taki başkanlık yemin törenini hedef alan paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Pentagon'un yerel terör tehditlerini değerlendirdiği de belirtildi deniliyor. Nasıl olmuş? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. 6 Ocak'ta ABD'nin başkenti Washington'da kongre binasının Trump taraftarı Proud Boys ve diğer aşırı sağ gruplar tarafından basılmasının ardından büyüyen toplumsal gerilim patlama noktasında. Sernur Yastıkaya yazmış haberi. Sernur Bey bir istirhamım olabilir mi sizden? Bakın bayağı yaş olarak sizden büyük olduğumu tahmin ediyorum. Ya da siz 30 yıl önceki fotoğrafınızı koymadıysanız fotoğrafa bakarak söylüyorum. Şimdi benim size bir tavsiyem. Bu tür haberler genellikle işte Associated Press, Ajans France Press, BBC ya da Voice of America'nın yani kökü dışarıda ajansların haberleri olarak gelir. Oysa sizin gazeteniz son 5-6 yıldır yerli ve milli olma iddiasında değil mi? Eğer yerli ve milli olacaksanız haberde kullandığınız dili o haberi aldığınız ajanslara göre değil Türkiye'ye göre kullanacaksınız. Nereden çıkartıyorsun abi abi diyebilirsiniz, bana abi diyebilirsiniz, beni yakın sıcak görmüş olabilirsiniz abi diyebilirsiniz. Nereden çıkartıyorsun abi bu lafı diyeceksiniz? Şuradan çıkartıyorum. 6 Ocak'ta ABD'nin başkenti Washington Kongre binasının tam taraftarı Proud Boys ve diğer aşırı sağ gruplar tarafından basılmasının ardından. Hakikaten sizce de Amerikan Kongresini basan aşırı sağcı Proud Boys muydu? O Proud Boys'tan kaç tane vardı kongre baskınında diyelim 20 tane. Hali 30 tane. Kaç kişi bastı Amerikan kongresini? Belki 5 bin, belki 10 bin kişi. Öyle 100-200 kişi olsaydı zaten canını okurlardı. Belki 5-10 bin kişi. O 20-30, 50-100 kişinin dışında o Amerikan kongresini basan insanlar hepsi aşırı sağcı mıydı? Proud Boys grubundan mıydı? Ben dün fotoğraflarını gösterdim. Trump taraftarlarının miting sırasında mitingten sonra falan hiç bana öyle aşırı sağcı falan gibi gelmiyordu. Yani işinde ekmeğinde falan e, tipte insanlar olarak gördüm. Onların aşırı sağcı, ırkçı, faşist bilmem ne falan diye nitelenmesi Amerika'da Biden grubunun e, işidir. Yani Türkiye'de de onları gulyabaniler falan olarak e, belirtiyorlar. Ama mesela e size de çapulcu dediler. Değil mi? Mesela şimdi Yeni Şafak okuyan insanlar haklarını aramaya kalksalar ne diyeceğiz? Ne diyecek birileri? Aşırı dinci diyecek değil mi? Aşırı dinci misiniz? Değilsiniz. Amerika'nın dilini kullanmayın. Atlantik cephesinin dilini kullanmayın. Türkçeyi kullanın. Türkçe düşünün. O zaman daha doğru haberler yazacaksınız. Devam ediyorum. Son olarak... ABD'de Başkan Donald Trump'ı hedef alan ve işgal eylemleri düzenleyen antifa grubu, antifaşist demek antifa, New, York New York'ta askeri düzende yürüyüş gerçekleştirdi. Şimdi bu antifa grubu antifaşist mi? Yani bir de bu açıdan bakalım. Yani arkadaşlar gazetecilik hiçbir verili bilgiyi kesin olarak kabul etmez. Ya bu antifa, antifaşist ama antifaşist mi acaba diyeceksiniz. New York'ta askeri e, düzende yürüyüş gerçekleştirdi. Siyah üniforma benzeri kıyafetlerle şehrin ünlü meydan e, meydanı Times Square e, dahil New York sokaklarını kullanan antifa milisleri için yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. New York'ta aynı gün yapılması planlanan Proud Boys eyleminin ise son anda iptal edildiği belirlendi. Şimdi bir dakika. Ya arkadaşlar gitmeyin hemen bir dakika. Şimdi bakın antifa milisleri siyah üniformalarla New York sokaklarında Times Square'da cirit atmışlar. Kimse dokunmamış. Proud Boys onlar da bir eylem yapmak istemişler. Hükümet demiş ki yapamaz. Nedir bu iki örgüt? Biz Antifa'yı nerede gördük? Siyahi kalkışmada gördük. Kime karşı? Trump'a karşı. Proud Boys'ta ne görüyoruz? Biden'a karşı. Yani Biden'da Trump'ta sokağa kendi adamlarını salıyorlar. Ve o zaman başlık yerine oturuyor. Çete savaşları başlayabilir, sokak savaşları başlayabilir. Yine devam edelim. New York'ta pazar günü gösteri düzenleyen antifa milislerinin kongre baskının arkasında olduğu belirtilen aşırı sağcı Proud Boys aleyhine sloganlar attığı görüldü. Bu sokaklar bizim, bu şehir bizim sloganları atılan eylem sırasında antifa üyelerinin askeri teçhizatla donanmış ve ellerinde kalkan olduğu halde askeri düzen yürüyüş gerçekleştirdiği görüldü. Grup üyelerinin sık sık polisi hedef alan sözleri, sözler kullandığı da sosyal medyada yayınlanan görüntülere yansıdı. Yüzlerce antifa üyesinin katıldığı eylemde polisle aşırı sağ grupların işbirliği içinde olduğuna yönelik pankartlar da taşındı. 20 Ocak tarihi yaklaşırken aşırı sağ ve muhafazakarlara ait internet mecralarında da yemin törenini hedef alan paylaşımların arttığı gözleniyor. Sosyal medyaya yansıyan görsellerde aşırı sağ grupların Tanrı'nın zırhını kuşanın. Washington'da panik ve ABD'nin cumhuriyetçilerle özdeşleşen kırmızı renge büründüğü Kanon adlı komplo teorileriyle ünlü grubun sloganı Where we go, one we go, go all nereye tek gideceksek hep birlikte gidelim kısaltmasının kullandığı, kullanıldığı görüldü. 6 Ocak'ta bir polis 5 kişinin hayatını kaybettiği kongre baskının ardından Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Jason Crow, ABD Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy'nin kendisine en az 25 terörizm davası açıldığını söylediğini açıkladı. İlginç. Buna göre Makkarti 20 Ocak'taki devir teslim töreni ve 20 Ocak'a giden süreçte olası bazı terör tehditleri olduğunu, Pentagon'un bunları değerlendirdiğini söyledi. Seçilmiş Başkan Joe Biden, kongre baskını gerçekleştiren kişiler için yerli terörist ifadesini kullanmıştı. Ayrıca hatırlayın Joe Biden bu olayların hemen artesinde bir saat iki saat sonrasında çıkmış ve televizyonlara bir açıklama yapmıştı. Ne demişti? Black Lives Matter grubuna bu kadar yumuşak davranmamıştınız demişti. Yani şunu anlıyoruz, iktidar odaklarının kendi grupları, kendi çeteleri var. Bunu bilmek lazım. Silahlı gruplar sokağa dökülecekmiş. ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun FBI'ın 20 Ocak'ta 50 eyalette birden silahlı protestolar düzenleneceğine dair bir bülten yayınladı. ABC e, News'un ele geçirdiği FBI bültenine dayandırdığı haberine göre ülkede Biden'ın yemin töreni öncesinde 50 eyaletin başkentlerindeki kongre binalarında geniş katılımlı ve silahlı protestolar planlanıyor. Bültende 10 Ocak itibariyle elimizdeki bilgilere göre 16-20 Ocak tarihlerinde 50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlanıyor. Aynı şekilde 17-20 Ocak tarihlerinde Washington'daki ABD kongresinde de silahlı protestolar olacak ifadesine yer verildi. Öte yandan geçen haftaki kongre baskının ardından başkent Washington'da 20 Ocak'taki yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılıyor. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser yaptığı açıklamada kentte 20 Ocak'ta şiddet olayları çıkabileceği riskine işaret ederek halka Biden'ın yemin törenini sanal ortamda izleme tavsiyesinde bulunuyoruz dedi. <laughs> Şimdi bakın gerçekten tedirgin edici bir durum var. 16-20 Ocak tarihlerinde 50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlanıyormuş. Aynı şekilde 17-20 Ocak tarihlerinde Washington'daki ABD kongresinde de silahlı protestolar olacakmış. Ve bu ne demek? Amerika karışır demek. E şimdi tabii biz Amerika'nın müttefikiyiz, NATO müttefikiyiz. Ayrıca çok derin bir dostluğumuz var, acayip derin bir dostluğumuz var. Ondan sonra stratejik müttefikiz değil mi? E şimdi biz Amerika'yı yalnız, çaresiz, tek başına mı bırakacağız? Ya Amerika karışırsa, ya iç savaş çıkarsa? Benim teklifim şu. Türkiye, Rusya, İran bir araya gelsinler, bir barış gücü oluştursunlar. Ve bu barış gücü Washington'da, New York'ta ve diğer 50 eyalette güvenli bölgeler oluştursun. <laughs> Olmaz mı? <laughs> Olur ya. Niye onlar hemen geliyorlar yapıyorlar? E bak Irak'ta yaptılar Yeşil Bölge, bilmem nerede Yeşil Bölge. E biz de onlar da yaparız Allah Allah. Allah bizi o hale düşürmesin Amin. Şimdi ne oluyor Amerika'da? Şimdi iki önemli isimden iki önemli e, yorum okuyacağım sizlere. Tabi takdiri yine sizin efendim birincisi Aydınlığın ikinci sayfasındaki e, ikinci sayfasında. E, Ferit İlsever'in e, yorumu, ABD'liler mafya gladiyo sistemine isyan ediyor demiş. Evet, başlık bu. Ama tabi başlığı okuyamayız, spotu da geçelim. Şöyle e, yorum, Vatan Partisi MKK üyesi Ferit İlsever'in yorumu. Diyor ki, Hürriyet gazetesinde ABD'de kongreyi basan eylemcilerin amacı şöyle açıklanıyordu. Yıllardır yok sayıldıkları ve ikinci sınıf insan muamelesi gördükleri siyasi sisteme isyan. Yani ABD'de kurulu mafya gladio sistemine isyan ediyorlar. Şimdi bu sistemi inceleyelim. ABD'de gladio diktası ABD senatosuna bağlı komitelerden özellikle Silahlı Hizmetler Komitesi'nden başlıyor. Ekonomik, siyasi, kültürel alanlarda kurulu komiteler yönlendirdikleri yürütme organlarıyla ABD'deki gerçek iktidarın yani müesses nizamı, nizamın çekirdeğini oluşturuyor. Efendim, Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili senatörlerin oluşturduğu bu komiteler yıllardır Gladion'un denetiminde bulunuyor. ABD Anayasası yasama yetkisini kongreye vermiştir. Ayrıca kongre savaş çıkarmaktan vergi koymaya ve toplamaya, para basmaya ve ordu kurmaya kadar olağanüstü yetkilere sahiptir. Kongre bunun yanı sıra araştırma ve geliştirme ve denetleme yetkisine de sahiptir. Bu yetki bakanlara, yürütme organı kuruluşlarına ve başkanlık makamına uygulanır. Araştırma geliştirme yetkisi anayasaya göre alt komitelerin karar süreçlerinde uzmanlara, lobilere ve STK'lara danışmasıyla hayata geçirilir. Anayasanın 20. maddesi yani Amerikan Anayasası'nın 20. maddesi halk hükümetin yapısını değiştirme hakkına sahiptir der. Bu ve benzeri maddelere dayanarak mafya sisteminin etkili şirketleri yönetim üzerinde büyük ağırlık kurmuşlardır. Komiteler 90'lı yıllara kadar sessiz kaldıktan sonra Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla canlandılar. Bu canlılığın temel nedenini 90'lı yıllardan sonra özellikle uluslararası şirketlerin lobilerinin harekete geçmesi oluşturuyordu. Mafya Gladio diktası böyle kuruldu. Özellikle bu diktatörlüğün temelini ABD senatosuna bağlı komitelerle bu komitelere bağlı büyük şirketlerin lobilerinin birlikteliği oluşturuyor. E tabi aynı önemde olmasa da yine bu komitelerde, bu komitelere bağlı NGO'lar, düşünce kuruluşları. En önemlileri Brookings Enstitüsü, Heritage Vakfı, Cato Enstitüsü, Amerikan Girişim Enstitüsü, Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi, Rekabetçi Girişim Enstitüsü ve benzeri. Bazılarının 15 Temmuz darbe günü Harry Barkey önderliğinde Büyükada'da yaptıkları toplantıdan hatırlıyoruz. Özetle fiili karar merci, fiili hükümet, Başkana bağlı kabine ve altındaki kuruluşlar ise alınan kararları uygulamakla görevli. Kaldı ki kabineyi ve altındaki kuruluşları da kongre kuruyor. Sonuç olarak kongrede ve ona bağlı senato ve temsilciler meclisinde ağırlıklı olarak bulunmak iktidarı olmanın ilk şartıdır. Gladio merkezi de yıllardır öncelikle bunu yapıyor. ABD derin devletinin yasama alanındaki gücüne yürütmenin ağırlığını da katmak gerekir. Bu düzlemde bakanlıklardan daha etkili kurum Başkana doğrudan bağlı Ulusal İstihbarat Başkanlığı'dır. DNI diye bilinen Ulusal İstihbarat Başkanlığı. En üst istihbarat örgütü olan DNI'ye CIA, FBI, FBI, DIA ve diğer 17 istihbarat örgütü bağlıdır. Teşkilatın müdürü Indiana senatörü Dan Coats'tur. Ulusal İstihbarat Başkanlığı ABD'de tüm istihbarata hakim olması ve başkanı yönlendirmesiyle Derin devletin en kritik noktalarından birini oluşturur. Onun bu işlevini Gladio'nun CIA, FBI, DIA yani CIA, FBI ve DIA ile Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı, Pentagon yani ve buraya bağlı Ulusal Güvenlik Ajansındaki NSA ağırlığıyla tanımlanıyor. NSA'nın ordu içinde örgütlü olması da silahlı kuvvetler içinde etkili olmalarını sağlıyor. Yukarıda açıkladığımız mekanizmayla aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanı olan başkanla ona bağlı yönetim kurulu özellikle Ulusal Güvenlik Konseyi büyük ölçüde kontrol altında tutuluyor. Bu mekanizmanın Virginia merkezli NATO müttefik dönüşüm komutanlığı ve Pentagon'un işbirliğiyle tüm dünyada ABD denetiminde iktidarlar oluşturmaya çalıştıklarını da vurgulayalım. Bu Gladio örgütlenmesinin temelinde uluslararası sermayenin mafya sistemi oluşturuluyor. Bu temelde öncelikle silah şirketleri yer alıyor. Yakın zamana kadar ABD silah sanayi dünya payının %80'ini oluşturuyordu. İşte 2015 rakamlarıyla dünyanın en büyük silah şirketleri Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman ve General Dynamics. Hepsi de ABD şirketi. ABD'nin ekonomik yapısına ve derin devletine iki aile damgasını vuruyor Rockefeller ve Rothschild aileleri. ABD ve dünyanın en zengin ailesi Rockefeller'a ait şirketler JP Morgan Chase, Citigroup, General Electric, Bank of America 2015-16'ya kadar hep yükseldiler. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Rothschild ailesinin kontrol ettiği para miktarı ise 15 trilyon dolar olarak ifade ediliyor. Paraya bak be. <laughs> önemli şirketleri HSBC Bank, Royal Bank of Scotland, Banco e, e, Santander, e, De Beers, Rio Tinto, ING Group ve Aviva ile güçlü bir iktidar ortağı oluşturuyor. Rothschild şirketleri de 90'lı yıllardan 2000'lerin ortalarına kadar yükseldiler ancak en önemli gerçek özellikle 2012-2013'ten sonra tüm Amerikan şirketleri Çin banka ve şirketleri karşısında güçlerini kaybediyorlar. Özellikle mafya sistemi ekonomik alanda da çöküyor. İşte Amerika'nın gerçeği bu. Özetle Amerika'nın kendisiyle yani tarihiyle, özgürlük hedefli mücadele birikimiyle derin devlet arasında büyük bir çelişme yaşanıyor. Ve bu çelişme hayatın her alanına yansıyor ve giderek derinleşiyor. Amerikan halkı rahatsız, yorgun. Bu durum ABD emperyalizminin 10 yıllara uzanan saldırganlığının sonucu. Bugün Amerikalı aydınların önemli bir kesimi mafya sisteminin keyfi, baskıcı yönetimini eleştiriyor. Liberalizmin ve küreselleşmenin iflası derinleştikçe tepkiler işte bugünkü noktaya geliyor. Artık bu derin devletin istikrarlı bir biçimde yürümesi mümkün görünmüyor. ABD emperyalizminin aklı, aklına eseni yapma dönemi son bulmuştur. Mafya, gladio sistemi, ekonomik, askeri, siyasi her alanda inisiyatifi insanlığı Asya merkezli gelişmesine kaptırmıştır. Kuşkusuz ABD halkı da kongre baskınlarıyla kalmayacak, örgütlü mücadele yolunu bulacaktır. Yani o antifalar, Proud Boys'lar falan halk hareketinin örgütü olamazlar. Onlar ee, kelimenin tam anlamıyla çetelerdir. O çetelerle bu iş olmaz. Peki ikinci aklı başında yorum nedir? Amerika'daki son durumla ilgili o da ABD'de çarpışan iki buçuk güç başlığıyla yansımış aydınlığın sayfalarına imza Doğu Perinçek Vatan Partisi Genel Başkanı. Şöyle diyor e, Sayın Perinçek ABD'deki gelişmeler basit bir iktidar kavgası değil ABD tarihsel bir yol ağzında. 7-8 ay önce Ulusal Kanal, Habertürk, Cenene Türk ve Haber Global televizyonlara ekranlarından ABD'deki seçim sürecinin karakolda biteceğini ve ufukta bir halk hareketinin göründüğünü ısrarla vurgulamıştık. Nereden bildiğimiz soruluyor çünkü tarihsel süreçleri değerlendiriyoruz. Süreçlerin geçmişine, bugünle ve yarınına bakıyoruz. Daha önemlisi bu süreçlerin temelindeki sınıfsal ve uluslararası çelişmeleri maddi temeli inceliyoruz. Gelişmeleri ABD tarihi içinde tahlil ediyoruz. 1945 sonrasının ABD sistemi 2017 yılından sonra çıkmaza girdi. 1945 yılında ABD, İkinci Dünya Savaşı'ndan zaferle çıkan demokrasi bloğunun parlayan yıldızıydı. Savaşın yükünü Sovyetler Birliği çekmişti ancak emperyalist kapitalist dünyanın liderliğinde ABD ele geçirmişti. Köhneyen İngiltere konumunu daha savaş yıllarında kaybetti. ABD 2. Dünya Savaşı sonrasında dünya ekonomisinin yarısını üreten bir doruğa tırmanmıştı. Dolar İmparatorluğu bu ekonomik güce ve ABD'nin silahlı gücüne dayanıyordu. Evet, rakip konumundaki Sovyetler Birliği bir süper devlet olarak ABD'nin karşısına dikilmişti. 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla dünya nüfusunun dörtte biri ABD'nin etki alanından çıkmıştı. Böylece mazlumlar dünyasının emperyalist sistemden kurtuluşunda yeni bir aşamaya girilmişti. Bütün bunlara rağmen ABD dolar imparatorluğu denen haraç sistemini kurmuştu ve dünyanın en etkili devleti konumundaydı. NATO'yu da bu güçle örgütledi ve kapitalist dünya üzerindeki hegemonyasını askeri denetimle pekiştirdi. Tarihçeyi uzatmıyoruz. Bugünlere uzanan süreçte ABD'nin dünya üretimindeki payı %50'den %20'nin altına düşmüş bulunuyor. Çin ekonomisi satın alma gücü paritesi açısından ABD ekonomisinin önüne geçti. Dolar saltanatı çöküş sürecine girdi. Doların dünya piyasalarındaki dolaşım alanı ve hacmi daralıyor. ABD'nin haraç sistemi yıkılıyor. Daha önemlisi ABD'nin silahlı gücünden dengeleyen rakip silahlı güçler tarih sahnesine çıktı. Bunun sonucunda ABD'nin silahla yayılma ve dolarla değişimi dayatma olanakları zayıflamaya başladı. İlle bir dönüm noktası saptamak gerekirse aklımıza 2017 sonu geliyor. ABD'nin İsrail ile birlikte sahnelediği Kürdistan adında Müslüman İsrail planı bozguna uğradı. Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Rusya'nın silahlı işbirliği sonucu Barzanistan'ın Kürdistan adıyla bağımsızlığını ilan etmesi girişimi yenilgiyle sonuçlandı. ABD Suriye'yi bölme girişiminde de çıkmaza girdi. ABD'nin tarihi yenilgisinde Türkiye ve Suriye'nin silahlı mücadelesi, Çin ve Hindistan'ın ekonomik yükselişi, Putin Rusyası'nın başı dik uygulamaları, burada Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin başı dik uygulamalarını da koyalım, e, Sayın Perinç'e akıl vermek gibi olmasın ama bayağı yıprattı o da ABD imajını. Almanya ve hatta İngiltere gibi NATO müttefiklerinin ABD güdümünden bağımsız bir yola girme çabaları önemli rol oynadır. ABD'nin girdiği çıkmazı elbette ABD devleti de saptadı. Trump 8 trilyon doları Orta Doğu'ya gömdük diyordu. 2018 yılı başında yazılan ABD güvenlik raporları yenilgiye uğradık diye başlıyordu. İşte ABD'nin yol ağzı burada başladı. Trump, Amerika First, Türkçesi önce Amerika programını ilan etti. ABD küresel macera çizgisine son vermeli ve kendi içine dönmeliydi, ekonomisini toparlamalıydı. Artık iki Amerika vardı. Trump'ın içe dönük ABD'si ve karşısında namlularını okyanuslar üzerinden dünyaya çevirmekten vazgeçmeyen Biden'ın ABD'si. Bu bölünmeyle milliyetçilerle küreselciler arasında çelişme gibi tanılar da konuluyor. ABD hakim sınıfları toplumsal ekonomik yapısı nedeniyle elbette emperyalist olmaktan ve hegemonya iddialarından vazgeçmiyor. Ancak sistemin sahipleri arasında Çıkmaza giren saldırganlığı sürdürmek isteyenlerle yeni duruma uyum göstermeye çalışanlar arasında kaçınılmaz olarak çatışma çıktı. Bu çatışmanın sınıfsal temelleri var. ABD'nin Atlas, Atlas Okyanusu ve Pasifik Okyanusu kıyılarındaki finans, endüstri ve özellikle silah endüstrisi sahibi olan büyük sermayesi Biden'ın önderliğinde savaşıyor. ABD'nin merkezlerindeki büyük sermaye ve büyük çiftçiler ise Trump önderliğinde içe dönüşü temsil ediyorlar. ABD yol ağzındadır ve bir karar dönemine girmiştir. ABD'nin yalnız emperyalist burjuvazisi yok. Bir de özellikle korona salgını koşullarında ağır ekonomik sorunlarla karşılaşan, gıda yardımıyla veya işsiz parasıyla yaşayan, yoksullaşan halkı var. Bunun yanında Afrika, Asya ve İspanyol kökenli azınlıklar da eşitsizlikten ve baskılardan yakınıyor. Bu üçüncü gücünde tarih sahnesine adımlar attığını görüyoruz. Şu anda halk hareketi Trump ile aynı safta konumlanıyor gibi ancak Trump'ın denetiminden ayrılma işaretleri de veriyor. Nitekim Trump'ın Kongreyi kuşatma çağrısı üzerine toplanan bir buçuk milyon insan Trump'ın denetiminden çıktı ve Kongreyi bastı. E, Doğu Bey e, burada bir e, şey yapayım katkı yapayım kabul ederse e, şu anda Amerika'da Trumpsız Trumpizm konuşuluyor. Çünkü Trump'ın şeyi siyaseti buna yetmeyecek gibi görünüyor. Halk hareketinde şu anda buçukuncu güç olarak bakılabilir. Halk hareketine şu anda buçukuncu güç olarak bakılabilir. Bu durumda ABD sahnesinde iki güç değil, iki buçuk güç olduğu söylenebilir. Ancak halk hareketi ABD emperyalist sermayesinin dışında üçüncü bir güç oluşturma eğilimini bağrında taşımaktadır. Ve tarih bu yönde gelişecektir. Çünkü... Halk hareketi çok önemli sınıfsal dinamiklere ve tarihsel mirasa dayanmaktadır. Önümüzdeki süreçte bu hareketin ABD'nin geleceğini belirleyen boyutlara ulaşması kaçınılmazdır demiş. Ee, yarın da Doğu Bey ABD yol ağzında silahla verilecek karar diye bir yazı yazacakmış. Şimdi yazının en başına geçebilir miyiz arkadaşlar? En başına geçelim. Evet, ta başına. Burada iki e, aklı başında değerlendirme gözledik. Birisi Ferit İlsever'in ABD'nin establishment'ını yani müesses nizamını anlatan yazısı. Yerinde bir yazı. İkincisi bu establishment'teki e, parçalanmayı buradan nasıl çıkılacağını anlatan Doğu Perinçek'in yazısı. Bunlardan şu anda pek bahseden yok şerefli Türk basınında. Peki neden e, mesela Doğu Perinçek anlatıyor bunları? E biliyor e nasıl biliyor? Kendisi de demiş ya, nereden bildiğimiz soruluyor. Çünkü tarihsel süreçleri değerlendiriyoruz, süreçlerin geçmişine, bugününe ve yarınına bakıyoruz. Daha önemlisi bu süreçlerin temelindeki sınıfsal ve uluslararası çelişmeleri maddi temeli inceliyoruz, gelişmeleri ABD tarihi içinde tahlil ediyoruz. Düne bakıyorsun, bugüne bakıyorsun, yarın ne olur, tarihsel temeli nedir, maddi temeli nedir o zaman da biliyorsun. O zaman da seninle başa çıkamıyorlar. Ve fakat arkadaşlar bu noktaya gelene kadar size ağız dolusu küfürler ediyorlar bilir. Ya bundan sonra da edeceklerdir. Bunlardan alınmayın. Bunlara kapılmayın. Böyle düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Sonunda siz başa çıkılamaz bir adam olursunuz. Bugün Alçın Bayar yazmış. Alçın Bayar köşesinde küçücük yazmış. Demiş ki, Perinçek'le baş etmek zor. Doğu Perinçek artık siyasetin büyük abisi. Televizyonlardaki konuşmasında iç ve dış siyasetin dibine kadar iniyor. Herkes e, herkese kendisini merakla dinletiyor. Şimdi kavga etmiyor. Ağır başlı büyük laflar ediyor. Önceki akşam Türkiye'nin geleceği katil polis, katil Mehmetçik diye bağırmakla şekillenmez diye uyardı ve muhalefeti etkiledi. Bunlar terör örgütlerinin işidir. Bunların kaynağı ABD ve İsrail'den çıkmaktadır. Askerimize ve polisimize çok şey borçluyuz. Perinçek'le kapışma gücünüz varsa dinlemek zorundayız demiş Yalçın Bayar. Yalçın Bayar artık doğayan bir gazeteci. O yüzden yani aslında baş edilemeyen şey Perinçek değildir. Aslında baş edilemeyen şey şu anda onun temsil ettiği bilgiye, bilince ve iradeye dayalı bir analiz gücüdür, tahlil gücüdür. Onu söyleyelim. Peki e, mesela işte Boğaziçi ile ilgili o sözleri söylemiş. Ne demiş? E, katil polis, katil Mehmetçik e, denilemez. Bunlar Amerika İsrail kökenlidir vesaire. Peki diyorlar mı? Diyorlar. Diyenler Boğaziçi öğrencilerini temsil ediyor mu? Etmiyor. Ama için temsil et, Boğaziçi, Boğaziçi öğrencilerini temsil etmeyen bir anlayış Boğaziçi'ni yıllarca yönetti. Boğaziçi öğrencileri de son yıllarda kurtuldular o anlayıştan. O anlayış nedir? Bakın Milliyet Gazetesi bugün bir röportaj yapmış. Röportajın başlığı şu. Bulunun işi çok zor. Reaksiyon ona değil sürece. Profesör Doktor Melih Bulunun Boğaziçi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan tartışmalar sürerken üniversitenin simge isimlerinden eğer Boğaziçi Üniversitesi'nin simge isimlerinden olan kişi buysa işimiz zor. Eski rektör Profesör Doktor Üstün Ergüler bu kadarını beklemiyordum. Bulunun yerinde olmak istemezdim. Hem Ankara'yı hem üniversiteyi idare etmek zorunda olduğundan işi çok zor. Reaksiyonun kendisine karşı değil sürece karşı olduğunu bilmeli dedi. Günlerdir tartışmaların odağında olan Boğaziçi Üniversitesi'nin simge isimlerinden eski rektör Profesör Doktor Üstün Ergüler milliyete konuşturuyor. Mesela e, yaftalamak kanımca demode söylemler e, sormuş gazeteci işte Mert İnan sormuş. Protestocu öğrenciler provoke ediliyor olabilir mi? Üstün Ergüler demiş ki atamayı protesto eden öğrencileri örgütler kullanıyor şeklinde yaftalamak kanımca demode söylemler. Boğaziçi'nde sol örgütlerin güçlü olduğu 70'li yılları yaşadım. Rektörlüğüm sırasında sol örgütler ve PKK uzantıları vardı o günlerde. Ona rağmen Boğaziçi Üniversitesi 70'li yıllarda... Öğrencilerin de sağduyusu ve kurumun yarattığı özgürlük havası sayesinde eğitimi kesinsiz devam ettirebilmiştir. O günlerle karşılaştırdığımda üniversitelerde terörist var söylemini pek gerçekçi bulmuyorum demiş. Biz de Boğaziçi Üniversiteleri teröristtir demiyoruz ki. Onları provoke etmeye çalışan kişiler. Şimdi bakın bunları söylüyor Üstün Ergüler. Ne diyor işte ben yönettim özgürlük havası vardı falandı filandı. Ama bulununda işi zordu diyor. Peki, bu arkadaş, bu Üstün Ergüler, Boğaziçi'nin simge isimlerinden biriymiş. Rektörlük yapmış falan. Yalçın Küçük, Profesör Yalçın Küçük, 20 sene kadar önce, herhalde bunun rektörlüğüne ya yakındır, ya o sıradadır, ya hemen öncedir. Şöyle bir laf etmişti, Boğaziçi sürü yetiştir. Bugünkü öğrenci kesimi için söylemiyorum, yanlış anlamayın. Ve söz benim değil, Yalçın Küçük'ün. ...ya nasıl sürü yetiştirir dedim... E bak dedi... ...kimler yönetiyor, nasıl eğitim veriyor... ...verdikleri eğitim nedir... E bakıyorsunuz... ...okudukları... ...Friedman ve neydi o tarihin sonu diye... ...yazan... ...bir Japon vardı... ...neyse o... ...peki o zaman... ...kim bu üstün Ergüler... ...ona bakalım... ...madem böyle öğrencileri çok şey yapıyor... ...çok kolluyor, koruyor... Özgürlükten yana falan. Profesör Üstün Ergüder. Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Sabancı Üniversitesi. 2001-2003 yılları arasında Aten'in danışma kurulu üyesi. Aten'e Açık Toplum Enstitüsü. Ate. Açık Toplum Enstitüsü. Yani Soros'un Açık Toplum Enstitüsü'nün danışma kurulu üyesi. Aynı zamanda Açık Toplum Enstitüsü tarafından finanse edilen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin ve eğitim reformu girişiminin başında bulunuyor. İstanbul Politikalar Merkezi'ne, onu da anlatalım hemen. Arkadaşlar bu TSEV, Kılıçdaroğlu'ndan dolayı ve başka faaliyetlerinden dolayı çok deşifre olunca TSEV'in geri plana çekilerek kurulduğu yeni bir merkez İstanbul Politikalar Merkezi'nin ve eğitim reformu girişiminin başında bulunuyor. Yani basbayağı bir Soros aydını Üstün Ergüler değil mi? Devam edelim. Soros, Sabancı, Alman Stiftung ve NDI ortaklığıyla kurulan İstanbul Politikalar Merkezi'nin ilk projesi, kısa adı ERG olan eğitim reformu girişimi oldu. Projenin fikir babası olan Üstün Ergüler, Soros ile olan ortaklığı açıklamaktan da imtiyaz etmemişti. Evet diyor biz Soros'la ortağız Eğitim reformu girişimi ne yapıyoruz? Nerede yapıyoruz? Sabancı Üniversitesi'nde yapıyoruz. Sabancı Üniversitesi'nden hatırlıyoruz. Ermeni soykırımı toplantısı yapılacak Sabancı Üniversitesi'nde. Sonra, yok başkanı Yekta Bey'in girişimiyle bu toplantı durduruldu. Sabancı Üniversitesi de böyle bir yer. Yani. E Üstün Ergüder Soros'un parasıyla Sabancı Üniversitesi'nde eğitim reformu girişimini yapıyor. Nasıl bir eğitim anlayışına sahip Üstün Ergüder? Sorosçu bir eğitim anlayışına sahip. İşte bu Sorosçu eğitim anlayışına sahip kişi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük yapmış. Şimdi de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini sahiplenmeye çalışıyor. Yemezler. Soros'un Türkiye'deki ekonomik krizle olan bağlantısı ilk olarak dervişin unutkanlığı ile ortaya çıkmıştı. Nisan 2001'de bir yemekte ABD Büyükelçisi buluşan derviş telefon defterini otomobilin arka koltuğunda açık olarak bırakmıştı. Ne Şöyle anlatıyor Soros'u. George Soros'un açık darbe vakfı Türkiye'de, kamuoyu, Türkiye'de kamuoyu George Soros'un adını ilk defa 1999 yılında duydu. 20 Haziran 1999'da Sabancıların konuğu olarak, bakın buyurun Sabancıların konuğu olarak diyor İstanbul'a geldi ve iki gün boyunca konferans verdi. Konferansa ünlü patronlar, hazinenin eski bürokratları, bankaların üst düzey yöneticileri, akademisyenler büyük ilgi gösterdi. Açık toplum adını verdiği projesini uzun uzun anlattı Soros. Türkiye'de de vakıflarla, derneklerle uzun süredir böyle bir projeyi yaşama geçirmeye çalıştıklarını söyledi. YDH'yi o kurdu. Yeni Demokrasi Hareketi, şu Cem Boyner'in falan bazı eski TKP'lilerin, bazı eski solcuların, sosyal demokratların olduğu Yeni Demokrasi Hareketi'ni o mu kurdurdu? Ancak e, Soros'un Türkiye'deki varlığı bu konferansla başlamadı. Biraz daha geçmişte. 1995 yılındaki seçimlere gitmek gerekir. Çünkü Soros'un Türkiye'deki siyasi faaliyetleri Cem Boyner'in Yeni Demokrasi Hareketi aracılığıyla başladı da denilebilir. Soros'un kendisi Türkiye'de bir siyasi partinin kurulmasına ve seçime girmesine destek verdiğini ancak partinin barajı geçemediği gibi aldığı oy oranında ülke genelinde çok düşük düzeyde kaldığını söylüyor. Soros'un anlatımı YDH'yi tarif ediyor. Ne var ki Soros pes etmez. Açık toplum projesini bütün dünyada yaptığı şekliyle yani sivil toplum örgütleri aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışır. Macaristan'da, Polonya'da, Rusya'da yaptığı gibi önce eğitime el atar, Sabancıların Soros'u çağırmalarının nedeni de budur. Görüşmeler sonucunda Sabancı Üniversitesi Soros ile işbirliği anlaşması imzalar. Soros, Orta Avrupa Üniversitesi ile Sabancı Üniversitesi ortak girişiminin mütevelli heyeti başkanı olur. Hoppa! Kemal Derviş'in firhistindeki isim Soros'un Türkiye'deki faaliyetleri sivil toplum örgütleriyle elbette sınırlı değil. Politikayla son derece içli dışlı ilişkileri bulunan Soros, Türkiye'deki siyaseti de en üst düzeyden yönlendirmek amacıyla gerekli bağlantılara sahiptir. Bu bağlantıları çözmek için 2001 krizini hatırlamakta yarar var. Ulusal para çökmüş, değer kaybı %200-300'lere ulaşmıştır. Başbakan Bülent Ecevit sanki düğmeye basmışlar gibi der ama bu sözü pahalıya patlar, önüne bir isim konulur. Dünya Bankası'nın bir bürokratını Türkiye'ye getirmesi istenir. Bu isim ABD Savunma Bakanı Endonezya operasyonlarının unutulmaz adamı Wolfowitz'in yakın arkadaşım iyi memurdur dediği Kemal Derviş'tir. Derviş'in icraatlarını bilmeyen yok herhalde. Ama o döneme ait haberlerdeki bazı gözden kaçan küçük ayrıntılar Soros ve Türkiye'deki siyasi konum hakkında önemli ipuçları veriyor. Derviş, Nisan 2001'deki Dışişleri Bakanlığı'ndan hiçbir görevlinin bulunmadığı bir yemekte ABD Büyükelçisi ile buluşur. Ne ki büyük talihsizlik telefon defterini otomobilin arka koltuğunda açık olarak bırakmıştır. Star TV kameramanı sayfaya odakları objektifini ve defterdeki Soros satırını kaydeder. Açık sayfanın gereği çok sonra anlaşılacaktır. Kemal Derviş 11 Nisan 2001'de iki adamla daha buluşur. Soros'un kuantum fonundan Anthony Richter ve Arye Neyer. Richter 1988 yılında Soros'a katılmıştır açık toplum enstitüsünün 1988'den bu yana Orta Avra Avrasya projesi müdürüdür. Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu'da vakıf işlerini yürütmektedir. Richter, Eurozya Net'in kurucusu ve Central Eurozya Forum Başkanı'dır. Richter, Sovyetler Birliği ve Türkiye hakkında güvenlik konularını işlemektedir. Arye ne yer ise çok dalda oynar. 12 yıl Human Rights Watch yöneticiliği ve 8 yıl Amerikan Sivil Liberties Union direktörlüğünü yapan Neher 1993'te Açık Toplum Enstitüsü'nün başkanlığına gelmiştir. Neher Soros'un önemli paralarla desteklediği drug legalization yani narkotik ilaçların yasallaştırılması... ...yani uyuşturucunun yasallaştırılması projesini yönetmektedir. Derviş'in Soros'la ne ilişkisi olduğu hiçbir zaman ortaya çıkmaz ancak... Türkiye halkı bu görüşmelerin ardından inanılmaz bir liberalizasyon saldırısıyla karşı karşıya kalır. Türkiye'nin iktisadi ve siyasi sistemini kökten sarsan yasalar dünyanın hiçbir ülkesinde görünmedik bir hızla birbiri ardına meclisten geçirilir ki gece yarısı kanunları denir buna. Bir gecede 11 kanun. Soros para koyacağız demiş. Soros 1 Mart 2002'de Türkiye'dedir ve yine Güler Sabancı'nın konuğudur. Önce Bebek'teki Açık Toplum Vakfı'nın irtibat bürosu elemanlarıyla Kafkasya, Asya, Ortadoğu işlerini görüşür. Aynı akşam CNN Türk'te programa katılır ve başka ülkelerde parayı ben veriyorum ama burada önemli think tank örgütleriyle birlikte para koyacağız der. İşte ünlü spekülatör Soros'un Türkiye'deki macerası bitmemişe benziyor. Zira en yakın adamının söylediği gibi Soros'un yaptıklarını bir zamanlar CIA yapıyordu. Ama Soros bu konuda daha başarılı. Türkiye'de siyasetin hem toplumsal bir muhalefet görünümü adı altında hem de tepelerden nasıl yönlendirildiğini Soros'un pratiği bütün yönleriyle ortaya koyuyor. Herhalde bundan sonra adının başına sivil olan her örgüte biraz şüpheyle bakmakta fayda var. Zira şeffaf olduklarını iddia eden bu örgütlerin isimlerinin üzerini kazıyınca nelerin kimlerin çıkacağını kimse kestiremiyor. Çok güzel. Şimdi bakalım Türkiye'deki Sorosçular kimler? Açık Toplum Vakfı'na bağlı olarak Türkiye'de kendi ifadeleriyle mütevazi bir irtibat bürosu kurdu Soros. Soros Vakfı Türkiye'deki bu sivil toplum kuruluşuna geçen yıl, hangi yılmış bu? O tarihlerde 1 milyon 73 bin dolar gibi çok mütevazi bir para fonlamış. Vakfın verilerinden öğreniyoruz ki Türkiye'deki Açık Toplum Enstitüsü şu 5 amaç için çalışıyor. Bakın Türkiye'deki Açık Toplum Enstitüsü buna ister Soros Vakfı deyin, ister TESEV deyin, ister İstanbul Politikaları Merkezi deyin şuna çalışıyorlar. Türkiye'de siyasi reform ve Avrupa Birliği medya, cinsiyet, bölgesel eşitsizlikler ve sivil toplum. Yani bu LGBT falan filan da bunların işi. Siyasi reform alanında Soros Vakfı Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı'nın yani TESEV'in kurumsal kalkınmasını desteklemiş ve TESEV'de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımını içeren konulara odaklanmış. TESEV'in en önemli üyelerinden biri kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Medya alanında ise kamuya açık radyo ve online medya gözlemci kuruluşları gibi alternatif medya projeleri güçlendirmek için faaliyet başlatılmış. Bakın o o dönemde bir radyo kuruldu. İsmi Açık Radyo. Bizim sol tırnak içinde aydınlarımız bu Açık Radyo'ya bayıldılar. Bedava programlar yaptılar, propagandasını yaptılar. İsminden belliydi. Açık Toplum Vakfı Açık Radyo. Devam Ayrıca ihmal edilen kadın gruplarının güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddeti azaltmak için pratik önlemler geliştirmek için de çalışmalar yapılmış. E, 90'lardan bu yana bu çalışmaları yapmışlar. Kadına yönelik şiddet artmış. Acaba azalsın diye mi yaptılar, artsın diye mi? Bunu da düşünmek lazım. Soros Vakfı'nın Türkiye temsilciliği niteliğindeki direktörlüğünü Hakan Altınayın yaptığı açık toplum enstitüsünün yönetimi de şu isimlerden oluşuyor. İsimlere dikkat. Can Faker, Türk Henkel Genel Müdürü, TESEV Başkanı, TÜSİAD Haysiyet Divanı Üyesi, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi. Başka, Nebahat Akkoç, Diyarbakır'da kurulu Kadın Araştırmaları Merkezi Vakfı Yöneticisi. Bu Diyarbakır'da Kadın Araştırmaları Merkezi deyince aklıma Osman Kavala geliyor. Başka, Şahin Alpay, Zaman Gazetesi yazarı. Başka, Murat Belge, Birikim Dergisi kurucusu, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, Radikal Gazetesi yazarı 2007'de taraf gazetesinde manşet oldu Murat Belge ve Türkiye'yi kerinçsizlerle peringeçlere mi bırakacağız dedi. Ardından da e, Ergenekon operasyonu patladı. Üstün Ergüder, işte bugün Milliyet'in röportaj yaptığı kişi Üstün Ergüder. Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi direktörü. Sanmayın ki Üstün Ergüder'e milliyet çok meraklı. Hayır, ee, o röpor, yani bu röportajdan 3 gün önce bir günde e, röportajı vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nin sayfalarında da sık sık görebilirsiniz. Başka Osman Kavala, Kavala grubunun sahibi. Şimdi soruyoruz buradan. Osman Kavala'nın ne işi var içeride? Ha? ne işi var içeride? Gör işte neden içeride anla. Ha şu sorulabilir. Diğer sorosçular neden dışarıda? Bunu sorun. Kemal Beyciğim bunu sorun. Ömer Madra Açık Radyo'nun kurucularından İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Bu arkadaşlar 90'lı yıllarda Murat Belge hariç çoğu bir gün gazetesinde bulundular. Üstün Ergüler, Ömer Madra mesela köşe yazarıydı. Osman Kavala'nın finanse ettiği konuşuluyordu. Ben söyleyenlerin yalancısıyım. Nadire Mater. Bağımsız İletişim Ağı'nın yönetmenlerinden yazdığı Mehmet'in kitabı karşılığında John Dee ve Catherine MacArthur Vakfı'ndan para alması nedeniyle tartışma konusu edilen gazeteci Nadire Mater'in bir özelliği daha vardır 12 Eylül öncesinde en kitlesel tırnak içinde silahlı sol örgütlerden Devrimci Yol'un Merkez Komitesi'ndeki Tayfun Mater'in eşiydi o dönemde Onu da söyleyeyim burada kimseye çamur atmak için söylemiyorum Sadece bir tespit için söylüyorum Oğuz Özer'den Bilgi Üniversitesi kurucusu ve mütevelli heyeti başkanı ve Salim Uslu Hakiş Genel Başkanı arkadaşlar. Nadire Mater gibi bir e, sol Salim Uslu gibi bir Hakiş Genel başkanıyla nasıl buluşabiliyor? Osman Kavala gibi kızıl e, milyarder dedikleri biri yani Salim Uslu gibi biriyle nasıl buluşabiliyor? Yani demek ki bunları birleştiren şey Paranın gücü, Soros'un gücü, Amerika'nın gücü. Şimdi şunun için söylüyorum, Boğaz içindeki sevgili öğrenci arkadaşlarım, kardeşlerim, üstün Ergüder gibi hocalarınız size doğruyu göstermez. Bakın, bu isimler arasında hangi isimler arasında isim kalmamış isim? Bakın, bu isimler arasında en önemli ortak özellik nedir diye sorun bana. Sor mesela Harun. ...abi bunların arasındaki ortak özellik nedir de. De, 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 sor. Heh, sordu, nihayet sordu. Hepsinin ortak özelliği... ...mutlaka Doğu Perinçe'ye bir şekilde küfür etmiş olmaları. <laughs> Bana bir şekilde küfür etmiş olmaları. Yani... ...yani... ...Atatürkçü kesime, devrimci kesime... ...gerçek sosyalist kesime e, ee, bu topraklara ayağa basan kesime mutlaka küfür ediyor olmuş olmalıdır. Ha onu söylüyordum sevgili Boğaziçi'li kardeşlerim, öğrenci kardeşlerim. Hepiniz anası babası okuyasınız diye yırtınan çocuklarsınız. Bunlar da sizi devşirmek için görevli insanlar. Kendi toprağınıza, ananıza, babanıza, kendi milletinize, kendi vatanınıza değil de Soros'a, Amerika'ya, Biden'a ya da Trump'a benim için fark etmez. Hizmet etmek için sizi devşirmeye çalışan insanlar. Ben dilim döndüğünce, gücüm yettiğince, yeteneklerim el verdiğince anlatmaya çalıştım. Şimdi biraz da siz uğraşın, kulağınıza üflenen sloganları boş verin. Bakın burada veriler var. Ha diyeceksin ki sen bunları ya Bakın sizin hoşuna gidebilecek, hoşunuza gidebilecek bir yerden aldım bunları. En başına gidelim. Yazının en başına arkadaşlar. Ta ilk sayfaya. Kaynağımızı göstereceğiz. Boğaz içindeki arkadaşlarımıza. Bakın nereden aldım? Evrensel gazetesinden aldım. Mahsus oradan aldım. Hadi bana diyeceksiniz ki sen zaten ya ulusalcı sizi sevdiğiniz bir yerden aldım evrenselden. Demek ki bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösteriyormuş. Ne olursunuz? Ananıza, babanıza, ananız babanız gibi insanlara, emekçilere, köylülere, işçilere, memurlara hizmet edin. Sor olsun adamlarına hizmet etmeyin kardeşlerim. Kulağınıza hangi slogan fısıldanırsa fısıldansın. Şunları aklınıza kazıyın. Sizin önderiniz bu adamlar değildir. Size akıl verecek adamlar bu adamlar değildir. Açın nut nutuğu okuyun. Nutuk size ne yapmanız gerektiğini tarif edecektir. Arz ederim. Reklamlar sonra devam edeceğiz. Şimdi bizim işimiz anlatmak, doğruyu anlatmak. Alan alır, almayan almaz ama daha fazla insanın alması için zaten burada çaba göstermeye çalışıyoruz. İşte Ulusal Kanal'ın TV bu platformuna, Dijitürk platformuna falan girme çabası da bu yüzden. Biz anlatalım. Daha fazla insana, daha fazla insana anlatalım. Eee ve ee, daha fazla eve e, aydınlık götürelim, daha fazla eve bilgi götürelim istiyoruz. Ne anlattık? Ee, mesela e, ABD'deki mafya gradyo sistemine isyan ediyor dedik ABD'liler. Başka ne anlattık? Çete savaşları kapıda Amerika'da dedik. Başka ne anlattık? ABD'de çarpışan iki buçuk güçten bahsettik. Ee, başka ne anlattık? Ee, anlattık işte yani elimizden gelen dilimiz döndüğünce anlattık ama. İbrahim Kalın da şeyi değerlendirmiş. Türkiye ile ABD arasında ne sorun var? Yani ABD'de bir şeyler yaşanıyor tamam ama biz Türkiye'de yaşayan insanlar olarak, Türkler olarak bu bize nasıl yansır? Bizimle ne ilgisi var diye bakmamız gerekiyor. İbrahim Kalın onu yapmış. Diyor ki Türkiye'nin ABD ile 3 temel sorunu var. Bakalım bakalım 3 temel sorunu var mı yok mu ya da o 3 temel sorun ne? <laughs> Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te yayınlanan Ne Oluyor programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ABD'de yaşanan, yaşanan olaylarla ilgili sorulan soruya yanıt veren Kalın, 6 Ocağı ABD için bir siyasi kırılma tarihi olarak tanımladı. Biz bu seçimi tanımıyoruz diyerek parlamentonun basılmasını endişe verici olarak değerlendiren Kalın, on binlerce kişinin örgütlenerek vandalizm yaptığını öne sürdü <laughs> der yani. <laughs> onun makamında otursaydım ben ne derdim? Merak ediyor ama onun öyle söylemesi normal. Bu kitleyi Trump ortaya çıkartmadı ama onları kanalize etti. Amerika'da bu kitle hep vardı. Kendini beyaz olarak tanımlayan Hristiyan anti Müslüman göçmen karşıtı, genellikle kırsal kesimde yaşayan, kendince milliyetçi, silah kullanmayı seven bireysel özgürlüklerine düşkün bir kitle var. Bu kitle şu anda Cumhuriyetçi Partinin önünde bir, bir sorun olarak duruyor. Çünkü bunlar bir anlamda Cumhuriyetçi Partinin durduğu sağın daha sağında bir kitleyi temsil ediyor. Eğer bu kitle manipüle edilirse veya bunların eylemleri devam ederse bunlar Cumhuriyetçi Partiyi yetersiz, korkak, aciz görerek başka yollara tevessül edebilirler." demiş İbrahim Kalın. E tabi e, önemli bölümüne katılmadığımı ifade edeyim e, bu görüşlerin. Devam edelim. Biden döneminde Türkiye-Amerikan ilişkilerinin nasıl olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Kalın şunları söyledi. Biden, Obama'nın başkan yardımcısı iken Türkiye'ye dört kere gelmiş bölgeyi bilen birisi. Bizim geçiş ekibiyle şu ana kadar yaptığımız temaslar gayet olumlu. Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini, yeni bir sayfa açmak istediklerini ifade ediyorlar. Daha kurumsal, daha ilkesel bir takım ilişkilerin kurulabileceği bir ekip olarak görülüyor. Türkiye'ye de hem NATO hem Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkaslar, Kuzey Afrika bağlamında önemli bir rol biçen perspektife sahipler şu ana kadarki ki yaklaşımlarında şimdi ben Sayın Kalın'a akıl verecek konumda değilim ama Türkiye'ye hem NATO hem Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkaslar, Kuzey Afrika bağlamında önemli bir rol biçemez hiç kimse. Bunu söyleyebilirim. Ne Biden ekibi... Biçebilir ne Amerika biçebilir ne bir başka uluslararası güç biçebilir. Türkiye'ye rol biçecek tek e, merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türk halkıdır, Türk milletidir. O yüzden e, bu konuda da katıldığımı pek söyleyemem. Konjonktürel olarak da bak çünkü e, Biden yönetimi ya da Amerika Türkiye'ye rol biçerse Türkiye'nin yararına değil Amerika'nın yararına rol biçecektir. O yüzden katılamam. E, ee, konjonktürel olarak da baktığımızda Trump döneminde yaşanan ittifaktaki bir takım gerilemeleri bunları da tamir edecek hazırlık içerisinde oldukları görülüyor. Bir şey demeyeyim hadi. Türkiye'nin ABD ile üç temel meselesi olduğunu olduğunu Kaydeden Kalın, birincisinin Obama döneminden beri devam eden PYD-YPG'ye ABD'nin verdiği destek. Evet burada haklı Sayın Kalın. İkincisinin FETÖ'nün ABD'deki yönetimine ilişkin ABD ciddi bir adım atmamış olması, üçüncüsünün ise F-35 ile yaptırımlar meselesi olduğunu dile getirdi. Bu üç temel konuda adım atılırsa yeni bir sayfanın açılacağını söyleyen Kalın, Suriye'de YPG ve PYD'ye verdiği desteği sonlandırması halinde Suriye'de barış ve istikrara daha fazla katkı sağlamak, birlikte çalışmak mümkün hale gelir. E, sayın Kalın, Suriye'de YPG ve PYD'ye verdiği desteği sonlandıramaz çünkü e, varlık nedeni o e, Suriye'de. Yani ikinci bir İsrail devleti, yani bir kukla Kürdistan kurmak. O yüzden ben pek bu desteği sonlandıracağını zannetmiyorum. ki Suriye'ye barış ve istikrara daha fazla katkı sağlayamaz Amerika ile birlikte çalışmak. Çünkü Suriye'yi istikrarsızlaştıran tüm faaliyetler ABD kaynaklıdır. Devam ediyor Sayın Kalın. Şimdi Suriye'de siyasi bir süreç ilerliyor. 5-6 sene önce PYD, YPG diye güçlü bir örgüt var mıydı Suriye'de? Öyle bir yapı vardı ama bu gücü asla yoktu. Bir ara neredeyse Suriye'nin üçte birine hakimdiler. Kim sayesinde? ABD'nin desteği sayesinde. Buralarda son derece haklı Sayın Kalın. Bu desteği çektikleri zaman illegal yapı ortadan kalkacak, zayıflayacak. Aynı şekilde FETÖ konusunda burada adım atması gereken taraf ABD. Kongre'ye giren o insanların vandalizmini darbe olarak niteleyen Amerikalı siyasiler Türkiye'deki 15 Temmuz darbesini herhalde daha farklı okuyacaklardır değerlendirmesini yaptılar. Vallahi Amerikalı siyasiler 6 Ocak Kongre baskınını nasıl okurlarsa okusunlar Türkiye'deki 15 Temmuz darbesini daha farklı okuyamazlar. Çünkü kendi yaptıkları darbedir, e, darbe girişimidir. İbrahim Kalın devam ediyor. İktidar ve muhalefet bloğunda ittifaklar, e, burası beni çok ilgilendirmiyor şu anda. Amerika ile ilgiliyiz. Evet, e, Türkiye ile Amerika arasındaki önemli sorunlardan birisi Suriye'deki durumdur. E, daha doğrusu e, Batı Asya'daki durumdur. Bu durumda e, Biden'dan falan çok daha öncesinden geliyor. Nereden geliyor? Daha 25-30 yıl önce bir Amerikan kadın Dışişleri Bakanının ismi pirinç anlamına geliyordu neydi? Bak unutuyorum ya yaşlık işte. Hanımefendi ne demişti? Batı Asya'daki yani onların deyimiyle Orta Doğu'daki 22 ülkeden 200 ülke çıkaracağız. Bu Büyük Orta Doğu Projesi. Ha Condoleezza Rice evet. Bu buradan başladı bu Suriye'deki, Irak'taki, Libya'daki durum bir Amerikan projesini Türkiye ters yüz etti. O yüzden evet bu Batı Asya'daki sınırları ve rejimleri değiştirme önemli bir amaca hizmet ediyor. O da Büyük Kürdistan dedikleri kendi söylemleriyle bizim kukla Kürdistan dediğimiz ama aslında Müslüman bir İsrail kurma çabasıdır. Bu çaba ya da bu amaç var olduğu sürece Amerika zalim bir devlet olarak bilinecektir Batı Asya'da. İki F-35'ler F-35'ler meselesi tali bir meseledir bence. Asıl mesele Batı Asya ve Avrasya ve Asya'daki güçler çarpışmasıyla Atlantik güçlerinin çarpışmasıdır. Doğu Akdeniz'deki mesele de buradan kaynaklanır. F-35 meselesi de buradan kaynaklanır. S-400 meselesi de buradan kaynaklanır. Yani e, Sayın İbrahim Kalın'a e, bir kez daha söylüyorum dediğim gibi akıl verecek durumda da konumda da değilim ama meseleyi e, Atlantik ve e, Asya e, arasındaki bir mesele olarak görebilirse, e, tarihin sarkacının Asya'dan yana olduğunu bir kez daha görebilirse Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi, bence bu tali meselelerle uğraşmak yerine Amerikan emperyalizminin, Amerikan imparatorluğunun yıkılmakta olduğunu görecektir ve bu... E, yıkılma çabasında 6 Ocak Kongre baskınını daha farklı bir gözle görebilecektir. İşte bir takım Hürriyet, Sabah, Yeni Şafak Cumhuriyet bir gün yazarlarının söylediği gibi üsluplardan kaçınacaktır ben net olarak şunu söylüyorum. Biz de Amerika'nın adını Aşık Mahsuni Koymuştur. Amerika katil katil ve bir başka türküsünde de ne der Zalim, 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 zalim. Gelen zalim, giden zalim der. Amerika budur. Bu zulüm de bitecek. Yalnız Amerika bakın arkadaşlar sadece mazlum milletlere zulüm uygulamadı. Ee, çeşitli düzeylerde ve çeşitli araçlarla Avrupa'ya da zulüm uyguladı. Ya buna da zulüm denmez diyeceksiniz ama yani hep de çeşitli düzeylerde ve çeşitli şekillerde deyimini bu yüzden kullandım. Ne yaptı 1945 2. Dünya Savaşı'ndan sonra? bir özgürlük kahramanı olarak Avrupa'nın başına NATO ile çöktü ve onları NATO'nun içindeki süper NATO ile yani Gladio'yla her şekilde denetledi. İtalyanların başbakan adayını öldürdüler ya. Ve bunu Francesco Cossiga çok güzel anlatır. 2007'de ya da 2008'de Nurbatur'la yaptığı bir söyleşide. İnternete girin Cossiga, Nurbatur deyin. Kendisini nasıl e, Gladio'da yetiştirdiğini ve İtalya'ya başbakan yapıldığını gayet net anlatır. Yine Fransa, İngiltere, Thatcher falan aynı tezgahtan nasıl geçtiler? Bunların hepsini anlatır. Niye NATO süper, NATO aracılığıyla bu adamları yerleştirdi? Bu ülkelerin halklarına az çektirmediler. Thatcher demirleydi diye anıldı. İngilizlere neler yapmadı? O kömür madenlerini boşalttı. O insanlar sefaret içinde yaşadı. Bir sürü şey var böyle. Bunu ikinci ayağda Avrupa'nın gelişimi, ekonomik Gelişimini denetlemek için bakın siyasi askeri gelişimini NATO ile yaptı, süper NATO ile ama e, ekonomik gelişimini de Marshall yardımıyla e, denetledi, Marshall yardımlarını vererek bir sürü kural koydu ve onları nasıl istiyorsa öyle büyüttü ya da öyle e, belirli bir seviyede tuttu. E, zaten e, Almanya, Fransa, İngiltere'den çeşitli e, açıklamalar yapıldı son 20 yılda e, Marshall yardımları Avrupa'nın gelişmesine engeldir diye. Şimdi. Bunların hiç farkında değilmiş gibi... ...Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas... ...Maydana Marshall planı önerisinde bulunmuş. <laughs> yani kendi kasabına aşık... ...kasabın bıçağını yalayan koyun gibi diyebiliriz. Maas demiş ki Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas... ...ABD kongre baskını ile ilgili uyarılarda bulunmuş. Doğu Çevre ile Türkçe'nin haberine göre... ...dün sabah Alman ZDF kanalına... ABD'deki gelişmeleri değerlendiren MAS, Beyaz Saray'da sorunsuz bir iktidar değişikliği olmasını umduklarını belirterek, başkanlık devir tesliminin pürüzsüz ve en önemlisi barışçıl bir şekilde olması bizim için fevkalade önemli ifadelerini kullandı. Alman hükümetinin ABD'nin Joe Biden'ın başkanlığında uluslararası sahneye sorumluluk sahibi bir oyuncu olarak dönmesini beklediğini söyleyen MAS, lafa bakar mısın ya? Alman hükümeti şunu bekliyormuş. ABD Joe Biden başkanlığında uluslararası sahneye sorumluluk sahibi bir olarak, oyuncu olarak dönsün. İyi valla yani bu kafayla giderseniz askere sayınmaz. Ee, biraz zor alırsınız tezkere. Ben devam edeyim. Ben ee neyim ki alt tarafı bir gazeteciyim okuyacağım onun dediklerini. Beklediğini söyleyen Maas ABD'de toplumun derinden bölünmüş olduğuna ve kutuplaştığına dikkat çekti. Trump'ın nefret ve ajitasyon içeren bir siyaset yürüttüğünü öne süren Maas, ortaya çıkan kutuplaşmanın da Trump yandaşlarını harekete geçirdiğini iddia etti. E, Sayın Maas bir şey sorayım ben size. George W. Bush 11 Eylül faciasının hemen ardından ne dedi bütün dünyaya? Ya benim nesin? yani ya benimsin ya toprağın dedi ve e, Afganistan'a daldı, Irak'a daldı. Bunlar nefret söylemi değil miydi ya? Unutuyorlar galiba. Neyse. Ee, Maas e, ortaya çıkan kutuplaşmanın da Trump yandaşlarını harekete geçirdiğini iddia etti. Demiş ki Hayko Maas toplumu bir araya getirmek muhtemelen daha önce yeni hiçbir başkanın öncelikli görevi olmamıştı. İç siyasette düzeni sağlanmasının gelecekteki Amerikan hükümetinin dış siyasette aktif hale gelmesinin koşulu olduğunu sözlerine ekledi. Yani diyor ki önce içeriği düzelt ondan sonra dış siyasete bakarsın. Maas ABD ile ortak bir demokrasi için Marshall Planı üzerinde çalışılması önerisinde tekrarladı. Maas böyle bir ortaklığın Biden'ın liberal demokrasilerle daha sıkı işbirliği yapacağı şeklindeki açıklamasıyla da örtüştüğünü savundu. Maas, Biden hükümeti döneminde ABD-Almanya ilişkilerini iyileşeceğinden de emin olduğunu ifade ederek yeni başkanın ABD-Avrupa arasındaki işbirliğinin iyileşmesine büyük önem verdiğini düşünüyorum dedi. Ha, Ayko Maas'ın anlamadığı şey şu, böyle bir ortaklık diyor, Biden'ın liberal demokrasilerle daha sıkı işbirliği yapacağı şeklinde açıklamasıyla örtüşür diyor, bilmiyor ki ya da görme, görmek istemiyor ki. Ee, Amerika'yı bu hale getiren o e, liberal demokrasidir. Aslında arkadaşlar bizim e, demokrasi kavramını iyice açıp yatırıp, e, ameliyat etmemiz lazım. Nedir demokrasi kavramı? Ne anlatır? Liberal demokrasi nedir? Devrimci demokrasi nedir? E, demokrasi nasıl bir şeydir? Neye benzer? Mesela Çin'de bir başkanlık seçimi, e, bir e, Çin Komünist Partisi seçimi için e, 300 bin kongre yapılır. İrli ufaklı. Ama Batılı herhangi bir Çin'de demokrasi yok diyebiliyor. Ama Amerika'da normal seçmenin yüzde sinin yarısının bir fazlasıyla başkan seçilebiliyor. Bu da demokrasi oluyor. Şimdi bir eyalette seçime gidiyorsunuz. iki aday var. Birisi bizim Harun, birisi benim. Ee, Harun yüzde 49 alıyor. Ben 51 alıyorum. Harun'un diyelim orada 30 şeyi var. E, delege var. Harun'un en az 14 delege alması gerekirken bir benden az az oy aldı diye. Onun 14 delegesi de bana yazılıyor. Bunun adına da demokrasi diyorlar. Yani bizim bu demokrasi meselesini bir tartışmamız, bir oturup konuşmamız lazım. Nasıl bir demokrasiymiş? Bunu da bir anlamamız lazım diye düşünürüm. İşin doğrusu. Bizdeki demokrasi de bir garipleşti. Bir alem hale geldi. Yani ilginç bir demokrasi anlayışımız var. Böyle nerede toplumu Ortadan cart diye bölecek şeyler varsa, onlara demokrasi demeye başladık. Mesela e, bayıldığım bir laf vardır, böyle ama şey gülmekten bayıldığım bir laf vardır, sinirden bayıldığım bir laf vardır. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Niye abi? Farklılığımız niye zenginliğimiz olsun? Farklılıklar bizi ayrıştırır. Bizim zenginliğimiz benzerliklerimizdir. Nedir en büyük benzerliğimiz? Emeğimizle, alın terimizle çalışarak, alın terimizi masanın üstüne atıp yoğurarak evimize ekmek olarak götürmemizdir en büyük benzerliğimiz. Hiçbir patron sen Kürtsün diye, sen Türksün diye, sen Çerkezsin, sen Lazsın diye farklı maaş ödemez. Hepsine aynı maaş öder. Diyelim bir istilaya uğradık. Hiçbir düşman bu ülkeye girdiğinde sen Kürtsün, sen Türksün, sen Lassın diye birimize kurşun sıkar, birimize sıkmamazlık eder diye bir şey yok. ...hepimizi öldür. Ama işte toplumu paramparça edecek, ayrıştıracak, atomize edecek ne kadar şey varsa şekere bulayıp, az önce sözünü ettiğimiz o Sorosçular, o Amerikancılar, o bilmem neciler, onları şekere bulayıp bizim önümüze atarlar. Ne? Farklılıklarımız, zenginliklerimizdir. Hadi ya. Bayılırım böyle şeylere. Demokrasi derler. Ne demokrasi? Hangi demokrasi? Kürtle Türk'ü ayrıştırmak mı? Alevi ile Sünni'yi ayrıştırmak mı demokrasi? Özgürlükmüş bunun adı. Öyle, öyle özgürlük olmaz. Kardeşin kardeşe kinle baktığı bir özgürlük olmaz. Demokrasi olmaz. Ben gelmedim kavga için, benim işim sevi için, ben gelmedim yıkmak için gönüller yapmaya geldim diyen Yunus Emre'lerin memleketinde ayrıştırma politikaları tutmaz. Biz birleştirici olacağız. O yüzden... Bu liberal demokrasilerdi bilmem nelerdi şunlardı bunlardı bize pek uymuyor be arkadaşlar yani bence uymuyor. Onlara uydukça birbirimize düşüyoruz. Onlara uydukça birbirimizle kavga ediyoruz. Ve öyle bir hale geliyor ki bu ayrıştırıcılar bu bölücüler artık özellikten, bağımsız devlet kurmaktan, hendeklerden bilmem nelerden falan bahsediyorlar. Ve bu uğurda insanları öldürüyorlar. 6-7 Ekim olayları budur. Amerika'nın kara ordusu Türkiye'de ayaklanmaya yapmaya kalktı ve bu ayaklanmanın amacı özerklikti. 6-7 Ekim olayları iddianamesi de bunu anlatır. Çok da net anlatır. Nasıl anlatır? Mesela iddianamedeki savcılığın örgütle organik bağları var. Ee, sözleri bunu gayet net anlatır. E ee, inelim arkadaşlar haber bölümüne. Bu fotoğraf ve spotlar çok açıklayıcı olmuyor. Şöyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkeme tarafından kabul edilen Kobani eylemlerine ilişkin iddianamede DBP, DTK, HDK ve HDP MYK'sı eş başkanları ve yetkililerin PKK KCK silahlı terör örgütünün talimat bütünlüğü içerisinde ve hedefi doğrultusunda terör faaliyeti yürüttüklerini kaydetti. Burada e, e, haber e, yazan arkadaşlarıma bir önerim olacak. E, kardeşler, e, Olcay Kabaktepe yazmış e, ama fark etmez. E, Olcay da olsa haberi yazan, başkası da olsa ben e, bir abiniz olarak bir şey söyleyeceğim. Gazetecilikte şöyle bir kural vardır. Şurası haberin girişidir. Bu girişte kısaltma kullanamazsınız. Girişte adını verdiğiniz her şeyi açık olarak yazacaksınız. Bak, şöyle yazacaksınız haberi. Mahkeme tarafından kabul edilen Kobani eylemlerine ilişkin iddianamede DBP'nin açılımı neyse, işte Demokratik Birlik Partisi mi? Her neyse. Demokratik Toplum Kongresi DTK açık yazacaksınız. HDK HDP, halkların bilmem ne partisi. Merkez Yönetim Kurulu. PKK KCK Ondan sonra altta bir daha geçirecekseniz buralarda onun ismini orada kısaltma yapabilirsiniz. Ama girişte bunları bir kere bir kere açık yazacaksınız ki insanlar ne yazdığınızı anlasınlar. İddianamede sanıklardan Emine Ayna Figen Yüksek Dağ ve Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını değerlendiren savcılık, haklarında işlem yapılan HDP, DTK, DBP yetkililerinin örgütle organik bağlarının bulunduğunu tespitini yaptı. Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile eski bazı HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçlarının soruşturma bürosunca hazırlanan iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aydınlığın ulaştığı iddianamede sanıkların yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarda yer aldı. Buna göre Viranşehir Belediyesi tarafından kurulan Kadın Dayanışma Merkezi'nin açılış törenine katılan sanıklardan Emine Ayna yaptığı konuşmada Öcalan bize gerilla ölerek size birçok alan açtı, milletvekili yaptı, belediye başkanı yaptı, böyle kurumlara ve merkezlere sahip oldunuz diyor şeklinde açıklamalarda bulundu. Vay be! Kadın Dayanışma Merkezi'ni gerilla ölerek açmış. İyi mi? Figen Yüksekdağ ise 19 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen bir etkinlikte kurulan platform üzerine çıkarak alanda bulunan kalabalığa şöyle seslenmiş. Ağızlarını açtıklarında HDP için ne diyorlar çok iyi biliyorsunuz. Sırtını terör örgütüne yaslayan HDP diyorlar. Bakın buradan bir kere daha cevap veriyorum. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere biz sırtımızı nereye yaslıyoruz biliyor musunuz? Biz sırtımızı Rojava'ya yaslıyoruz. Biz sırtımızı Kobani'ye yaslıyoruz. Biz sırtımızı Işit adını verdiğiniz o karanlık çeteye karşı mücadele edenlere yaslıyoruz. Vay itiraflar. Biz sırtımızı insanlığın soylu değerlerine, Kobani'de yere düşürmeyenlere yaslıyoruz. Biz sırtımızı YPG'ye yani PKK'ya, biz sırtımızı YPJ'ye yani PKK'ya ve PYD'ye yani PKK'ya yaslıyoruz diyor e, hanımefendi. Bunu söylemekten, bunu savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz demiş. Eski HDP eş genel başkanı Senaattin Demirtaş da Mardin Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen miting sırasında demişler ki Öcalan posteri asamazsınız. Bak onu diyenlere açıkça sesleniyorum. Kürtlerin katili Kenan Evren'in heykelini dikiyorlar da. <laughs> ya inanılmaz bir şey ya kimi beğenmeseler Kürt düşmanı, Kürt katili. Ya Kenan Evren Türkiye'de bir, bir, bir hangi herkesimin şeyiydi ya, düşmanıydı. Amerika adına darbe yapan bir adam. E yok Kürtlerin katili ama. Ya hadi boş verin ya. Kürt halk önderinin posterini niye asamıyorlar? bu halkı için? 14 yıldır İmralı'da bir beton çukurda direnen Kürt halk önderinin posterini Kürdistan'a asmayacak da nereye asacak bu halk? Vay be arkadaş. İmralı'da bir beton çukurda diyor. Ya Selahattin Demirtaş sen hiç beton çukur görmemişsin galiba. Allah hiç görmemişsin. Sen Bağcılara git bakayım. Esen yurta git bakayım. Beton çukur nasıl oluyormuş gör. Yağmur fazla yağdı diye. Sokakta oluşan sel o beton çukura doldu diye bir aile yok oldu Esen yurtta. Beton çukurmuş. He. İddianamede savcılık bu açıklamalarla ilgili olarak şu tespitte bulundu. Her üç açıklama bir bütün olarak ele alındığında soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan HDP MYK, Demokratik Bölgeler Partisi, Demokratik Toplum Kongresi ve Halkların Demokratik, Halkların Demokratik Kongresi isimli yapıların Eş başkanlarıyla yetkililerinin terör örgütünü ve örgüt mensuplarını benimsedikleri, terör örgütü güdümünde faaliyet yürüttükleri, terör örgütünden aldıkları talimatları uyguladıkları ve örgütle organik bağlarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu, bu kadar. Böyle bir şey işte. Ve ondan sonra konuşun. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Sizin farklılığınız Türk milletiyle, Amerikan yönetimi arasındaki farklılıktır. Biz Türkiye'deki insanları temel alırız. Siz Amerika'nın ve Amerika'nın kara ordusu PKK'nın size verdiği talimatları alırsınız. Ya e ondan sonra Ne ondan sonra konuş işte. Ne olacak? Şimdi böyle bir siyasi partinin yaşaması mümkün mü arkadaşlar? Böyle bir siyasi partinin kapatılmaması mümkün mü? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir siyasi parti olmaz. Bunu Vatan Partisi yöneticileri dört defa, e, dört defa Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak kapatılmasını isteyerek ortaya koydular. E, Milliyetçi Hareket Partisi de aynı şeyi söylemeye başladı. E, hatta e, geçen ay zannediyorum e, Devlet Bahçeli'nin bir basın toplantısında e, Ulusal Kanal e, muhabiri Buse Genç Türk e, bu soruyu sordu ve Devlet Bahçeli ne demişti? E, bizden önce devreye girmesi gereken şeyler var. Cumhuriyet Başsavcılığı resen yapabilir bunu ya da iktidar üstüne düşen sorumluluğu yapar yapmazsa biz sözümüzün arkasındayız demişti. Şimdi dün yaptığı açıklamayla bir kere daha bunu gösterdi. Kapatma davası süratle açılabilir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kobani iddianamesini ihbar niteliği taşıdığını ve Yargıtay tarafından süratle HDP hakkında kapatma davası açılabileceğini söyledi. Bahçeli Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin bölücülükle ve terörizmle hesaplaşmak adına tarihi bir fırsat olduğunu belirtti. HDP'nin kapatılmasının acil ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bahçeli, şayet kapatma davası tavsamaya havale edilirse Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunu'nun 100. maddesine müzahir olarak gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır, dedi. Evet, gördüğümüz kadarıyla ee, devlet Bahçeli sözünün arkasında duruyor. Anladığımız kadarıyla bu böyle. Eee Bakıyorum yine kapatma davası ile ilgili başka bir şey var mı? Ee, var. Cumhuriyet Gazetesi bu konuya el atmış. Ne demiş Cumhuriyet Gazetesi? Heh. Bakalım mı? Söyle mi kaçıncı sayfa? Ee, bakalım bakalım. Cumhuriyet Gazetesi dördüncü sayfasında el atmış meseleye. Ben buradan bakayım isterseniz arkadaşlar. Yok mu? Geliyor Peki. Şimdi bana, bakın arkadaşlar biraz önce işte Emine Aynan'ın bilmem eş başkanın şunun bunun laflarını okuduk değil mi? Ne diyorlardı? Biz gücümüzü Kobani'den alıyoruz, Rojava'dan alıyoruz, biz gücümüzü Cudi'den alıyoruz, PYD'den, YPJ'den, PKK'dan… Bunlar hepsi PKK. Demirtaş ne diyordu? Apo posteri taşıyamazmışız, durun daha biz daha Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini diyordu. E Bunları söyleyince ne oluyor? E Cumhuriyet savcıları bunlarla ilgili tutanakları alıyor. Bunlarla ilgili değerlendirmeler yapıyor ve Adalet Bakanlığı'na gönderiyor. Adalet Bakanlığı da ne yapıyor? Adalet Bakanlığı da fezleke hazırlıyor, meclise gönderiyor bu kişiler hakkında yargılama yapmak istiyorum diye. E ne yapacak başka? Başka ne yapacak? Yani adam çıkacak orada biz daha APO'nun heykelini dikeceğiz diyecek. Savcı bunu yapmayacak mı? Yapacak. Cumhuriyet Gazetesi şöyle alıyor olayı. Sussak bile hazırlıyorlar. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye HDP'li 53 milletvekili hakkında 914 fezleke sunulduğunu adım, anımsatan HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, bu sadece 27. dönemi kapsıyor, Türkiye'deki savcılar ve yargı fezleke söz konusu olunca sadece bizi görüyorlar Şimdi bu ne biçim bir haftır ya? Türkiye'deki savcılar ve yargı fezleke söz konusu olunca sadece bizi görüyorlar. Ya arkadaş bunu söyleyemezsin ya. Bunu söylemek ne demek biliyor musun? Mesela birisi bununla ilgili benzetme yapmıyorum ortalama bir hukuk kaidesi için. Birisi hırsızlıktan yakalanıyor. E götürüyorsun karakola, mahkemeye çıkartıyorsun. E sadece benim hırsızlığımı görüyorsunuz diyor. E tamam toplumda başka hırsızlar da olabilir ama sen yakalandın be kardeşim. Burada da savcılar sadece bizi görüyorlar. Ya nereden biliyorsun? Diyelim başkalarına aynı titizlikle davranmıyorlar. Peki sen yaptın mı yapmadın mı? Bunu söyle. E bunu söyle yaptın. Sadece bizi görüyorlar. Bu bir, bu bir savunma değil. HDP'li milletvekilleri için hazırlanan fezlekelerle ilgili Cumhuriyet'e değerlendirme yapan Beştaş partilerinin sindirilmek istendiğini söylendi. <laughs> sindirilmek değil. Hanım, kapatmak, kapatmak. Doğru anlayın. Yaptıkları her konuşmanın fezleke konusu olduğuna dikkat çeken Beştaş, katıldığımız herhangi bir etkinlikte sustuğumuz için bile fezleke geldi. Gelmez, sustuğunuz için gelmez. Amaç HDP'yi tasfiye etmek ve demokratik siyasetin dışına atmak. Siz demokratik siyaset yaptınız da mı sizi demokratik siyasetin dışına atmaya çalışıyorlar he? Hangi siyasetiniz demokratik? 6-7 Ekim olayları MYK kararınız demokratik siyaset Apo'nun heykelini dikeceğiz. Demokratik siyaset mi? Hendekler demokratik siyaset mi? Öz yönetim çağrılır demokratik siyaset mi? Bizi demokratik siyasetin dışına atmak eder. Demokratik siyaset mi? Bunlar bir cevap verin ya. Devam edelim. Bize karşı açık bir ayrım söz konusu. Bu kabul edilemez. Bunun hukukta yeri yoktur. Ya yapmayın, merhaba, yapmayın ya. An yani konuşuyoruz burada, güzel güzel konuşuyoruz. Bize karşı açık bir ayrım söz konusu. Ya siz ayrım yapıyorsunuz. Yani özel yönetim çağrıları ayrımcılık değil mi ya? Hendekler kazarak. Buraları özel ilan edeceğiz demek ayrım değil mi? Ayrımı yapıyorsunuz sonra bize ayrım siyaseti uyguluyorlar diyorsunuz ya. Temel hedefimiz demokrasiden, adaletten, hak ve özgürlükten yanı olan herkesin bir demokrasi ittifakı etrafında birleşmesini sağlamak. E diyorum ya arkadaşlar işte bu demokrasiyi tartışmamız lazım bizim. Ya demokrasi bizim anladığımız demokrasi ile onların anladığı demokrasi arasında çok büyük bir fark var. Ya da e, yalan söylüyorlar. Ya demokrasi diyorsunuz hangi demokratik ülkede size hendek kazdırırlar? Hangi demokratik ülkede size özellik verirler? Bakın İspanya'da ne oldu? Adamlar hapiste. Yani demokratik siyaset. Benim asıl şaşırdığım arkadaşlar şu. Şimdi savcılık iddianame yazıyor. Günlerdir de gazetelerde iddianamenin ayrıntıları yayınlanıyor. Bu HDP'yi oldukça sıkıştıran bir iddianame. Çünkü yıllarca delil toplanmış. İşte bütün konuşmaların tapeleri var, ses kayıtları var, görüntüleri var, şunları bunları var. Kimse yapmadım diyemez bu konuşmayı. Bir takım talimatlar var. Kimse almadım diyemez. HDP zor durumda. E büyük ihtimalle Cumhuriyet Başsavcılığı da bu iddianameye dayanarak kapatma davası açabilir. Ayrıca Kandil'le yani PKK'nın en üst yönetimiyle HDP aynı iddianamede yargılanıyor. Artık bağları da yok diyemez kimse. Peki Cumhuriyet niye bunları alan açıyor böyle? Hiçbir şey söylemesek bile Fezlek'e geliyor diye bir başlık atmak Cumhuriyet'in işi mi? Anlamıyorum. Alev abi ne oluyor ya? Evet biraz başınıza arttı mı? Hep ağır konular, sert konular, hard dualar ya öyle konular. Şimdi yine hard bir konu ama eminim arkadaşımız Dilek Doğan o sevimli sunumuyla bu hard konuyu, bu sert konuyu bile sizlere ilgiyle izletebilecek bir sunum yapacaktır. Koronavirüsü yenen hastalar için Türkiye'nin birçok noktasında COVID-19 izlem merkezleri açılıyor. Onlardan biri de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. Muhabir arkadaşımız Dilek Doğan şu an orada, yanında da konuğu var. Hemen ayrıntıları dinleyelim. Dilek Doğandan Covid 19 atlatanlarda hasar kalıyor mu? Ne gibi sonuçlarla karşılaşıyoruz? Hadi bakalım Dilek. Hemen Halil Nebiler bütün merak edilen soruları yanıtlayacağız. Öncelikle hasar kalıyor mudan başlayalım. Yanımızda Huzeyfe Arıcı hocamız var. Hocam evet. yayınımıza hoş geldiniz. Hoş Burası çok abi. önemli bir merkez. Günde yüzlerce kişi başvuruyor belki de. Birazcık bize anlatır mısınız hocam? Merhaba ismim Huzeyfe Arıcı. İstanbul Tıp Fakültesine dali asistan olarak görev yapıyorum. Şu anda da aktif olarak Covid izleme merkezinde çalışıyorum. Biz COVID izlem merkezini geçen yıl Mayıs ayında açtık. COVID geçirmiş hastaları tedavi olduktan sonra birinci, üçüncü ve 6. aylarda izlemek üzere böyle bir plan yaptık. Buraya hastalar tedavi olduktan sonra birinci, üçüncü ve altıncı aylarda çağırıyoruz. Daha sonra hastalar... Eyvah eyvah. <laughs> dondu. İnternet dondu. Fakat arkadaşlar... Takip edelim çünkü e, önemli bir şeyden konuşuyorlar benim de merak ettiğim şeyler. Yok e, hafızada bilmem ne oluyor deniyor, yok şu oluyor, bu oluyor. E, halledebilirler mi, dönebilir miyiz tekrar? Evet. Dönelim. Lekorda mı? Bunları değerlendirmek, tamam. bu sorulara cevap vermek ve daha sonraki... Hocam, çok pardon bir görüntü dondu mı? Tekrar alma şansımız var mı? Tabii burada internetin de uğruyoruz maalesef Ali Nebiler. Tekrar alalım ama hocamız anlatıyor güzelce. Hocam şimdi bir baştan alma şansımız var mı? Günde yüzlerce kişi başvuruyor dedik. Evet, e, buraya biz geçen yıl Mayıs ayında açtık. Covid izleyen merkezi olarak Covid geçirmiş, tedavi olmuş hastaları, taburcu olmuş hastaları birinci, üçüncü ve altıncı aylarda kontrole çağırıyoruz. Burada genel sağlık taramalarını yapıp kan tarihlerine bakıyoruz. Bazı gerekli olan hastalarda da görüntülemelerini tekrar ediyoruz, tomografi ve akciğer filmi gibi. E, tabii burada Covid yeni bir hastalık, çok e, ha, dünyada da yeni bir hastalık. Uzun dönem takiplerine bu hastalar ne gibi sonuçlar olacak, organ hasarı bırakacak mı, özellikle akciğerde. E, bu sorulara cevap bulmak, en azından bundan sonraki çalışmalara veya e, rehberlere ışık tutmak için böyle bir merkezimiz, merkezimiz var. Hocam evet. e, şimdi burada psikolojik olarak atlatamıyoruz birincisi. İlk başta atlatamıyor insanlar tabii. Hala etkisindeler nefes alamıyoruz. Akciğerlerimizde sorun var diyorlar. Unutkanlık var diyorlar. Böyle gözlemlediğiniz somut bir veri var mı? Evet şimdi burada hastalar geldiğinde bizim tabii sorguladığımız şikayetler var belli başlı. Bunlar kabaca en çok devam eden şikayetler. Bunların başında da halsizlik, yorgunluk ve çabuk yorulma geliyor. Hastaların neredeyse %80-90'ı halsizlik ve yorgunluğun devam ettiğini söylüyorlar. Çabuk yorulma da önemli bir şikayet. En çok duyduğumuz şikayet genç, kronik hastalığı olmayan e, hastalarda bile COVID geçirdikten sonra aylar sonra çabuk yorulma devam ediyor. Tabi bu ağır geçirmiş, akciğer tutulumu olmuş hastalarda biraz daha uzun sürüyor bu şikayet. E, Kan tahlilleri değerlendiriyoruz hastaları. Böbrek hasarı bırakmış mı, karaciğer hasarı bırakmış mı? Ee, özellikle de damar pıhtılaşması korktuğumuz bir komplikasyon. Ee, Covid'den sonra bazı hastalarda gördük. Ee, bu hastalar tekrardan kan tedavisine başladık. Akciğer damarlarında pıhtı gelişiyor bu hastaların. Ee, bu açıdan yakın takip etmek lazım. Çok önemli. Ne kadar takip ediyorsunuz hocam? Orayı tekrar vurgulayalım. Yaklaşık ne kadar? Şimdi hastalar e, tedavisi bittikten sonra bir ay sonra biz telefonla arıyoruz. Bir ay sonra bize geliyor. Özellikle bizde yatmış ve taburcu olmuş hastaları taburculuklarından sonra telefonla arayarak biz kendimiz bir ay sonra buraya çağırıyoruz. Buraya hastalar ayaktan da başvurabiliyor. E, ama tabii son dönemler biraz yoğunluk oldu. Daha çok yatan hastalara e, öncelik vermeye başladık. Çünkü son dönemler biliyorsunuz özellikle Kasım aralıkta yatan hasta sayısı arttı. Onlar şu anda taburcu olup bize geldikleri için şu anda yatan hasta oranımız daha fazla. Veya hastalar başka hastaneden taburcu olmuş hastalar telefonla arayarak bizden de randevu alabiliyorlar. Evet hocam bir tane merak edilen bir soru daha var onu da soralım. Diyelim ki ben Covid-19 oldum. Bulaştırma ihtimalim çok fazla. Ben bulaştırırken bir daha virüs mutasyona uğruyor mu yoksa ben de aynı mü bulaştırmış oluyorum? Evet şimdi mutasyon konusu tabi bu konuda hocalarımız büyüklerimiz değerlendirse daha iyi olur. Ben bu konuda çok net bir şey söylemeyeyim. Bu da çok merak ediliyordu evet. çünkü hocam. Peki hocam kaç kişi başvurdu şu ana kadar buraya? Şu ana kadar geçen yıldan beri kabaca 3000 kadar hasta baktık. Bunların ilk başta özellikle yaz dönemi dediğim gibi çoğu ayaktan hastaydı. Çünkü yaz döneminde yatan hasta sayımız hepimizin bildiği gibi biraz daha azalmıştı. Ancak kış dönemi gelmesiyle birlikte Kasım aralıkta yatan hasta sayımızın oranı çok arttı. Ancak son iki haftadır kısıtlamalarla beraber hem acile hem de Buraya başvuran hasta sayısında bir azalma gördük. Yani kısıtlamaların e, özellikle de ayaktan başvuran hasta sayısında önemli bir azalmaya sebep olduğunu sağladığını söyleyebiliriz. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız Rica için. Rica ederim. E, şimdi Halil Nebiler çok değerli bir konum daha var yanımda. Lale e, Alili var yanımda. O da Covid-19'u atlattı hemen görevinin başına geldi. Ona da kısaca bir mikrofon uzatmak istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi, Merhaba ben Lale Alili. İstanbul Tıp Fakültesi. De göğüs hastalıkları doktor olarak görev yap, yap, yapmaktayım. Ee, ben Aralık sonunda Covid pozitif oldum. Ee, karantina sürecimi evde tamamladım. Ayaktan tedavi aldım. İlaçlarımı aldım. Sonra da işimin başına döndüm. Hocam bütün sağlık emekçilerine minnettarız bu konuda. Hemen geliyorsunuz görevinizin başına dönüyorsunuz. Bu çok güzel bir şey Görevimiz tabii. Görevimiz bu bizim. Ee, insanların da halkımızın da kurallara uyarak hem kendi sağlıkları için hem de bize yardımcı olmaları temennimizdir. Evet. şeklinde. Nasıl peki kısıtlamalar sonuç veriyor mu? Gözlemleriniz nasıl? Tabii ki e, yasaklar bayağı e, iyi sonuçlar veriyor. Hasta sayısı azalıyor. Yani uyarsak kısa bir sürede bu dönemi atlatacağımızı düşünüyoruz çok inşallah. Teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için çok sağ olun. Ali Nevler yanımda iki değerli konuğum vardı. Şey İkisiyle de çok güzel direkt, konuları konuştuk. tabi Covid-19'un bir, şey, bir şey sormak istiyorum. Tabii Sırf ki. merakımdan konuyla da ilgili değil. Lale Hanım'ın soyadı Alili çok merakımı çekti. Teoman Alili ile bir akrabalığı var mı? Soy isim benzerliği mi? <laughs> Yokmuş Halil Nebiler kendisi Azerbaycanlıymış onu da öğrenmiş olduk. Anladım. Değil Hayır, mi Azerbaycanlıydı? Bu, evet, değil mi? evet Azerbaycanlıyım. Çok sık rastlanan evet. bir... Bizde de Çağman var o yüzden. <laughs> evet. Şimdi e, hanımefendiye ve beyefendiye çok teşekkürlerimizi sunalım ulusal kanal olarak. E, benim eşim de bir sağlık çalışanı olduğu için e, nasıl mücadele ettiklerini çok yakından biliyorum. E, gerçekten çok saygıdeğer bir iş yapıyorlar. E, kahramanca bir mücadele veriyorlar. Hı hı. Bütün Türk milleti adına ve Ulusal Kanal ailesi adına e, sağlık çalışanı arkadaşlarımızın doktor e, çok e, emeklerine büyük saygıyla teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, hakikaten merak ettim. Alili soyadı böyle pek merak <laughs> çok sık ortaya çıkan bir soyadı değil de o yüzden merak ettim. Şimdi arkadaşlar e, aşı çok merak ediliyordu dün akşam. E, Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısından sonra açıklama yaptı. Aşı bu hafta başlıyor dedi. E, ya perşembe ya cuma dedi. Öyle dedi değil mi? E, Sezim haberinde e, tam nasıldı bir bakalım mı? Yanıltmış olmayayım insanları. E, aşı bu hafta başlıyor. Perşembe ya da cuma günü başlıyor dedi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 saatlik kabine toplantısının ardından vatandaşların merakla beklediği aşı takvimini açıkladı perşembe ya da cuma gününe kadar başlayacağız diyen Erdoğan aşıların öncelik sırasına göre uygulanacağını söyledi. İyi güzel, güzel. Halk Sağlığı Genel Müdürü de dün aşı ve ilaç deposundaki aşılar ile, aşıların il depolarına ardından sağlık kuruluşlarına nasıl gönderildiğini anlatmıştı. Dağıtım başladı. Dün de Seda arkadaşımız Ankara'dan o konuyu bizlere aktarmıştı. Dün beni çok sevindiren bir şey oldu. E, aylardır okullarımız e, kapalı biliyorsunuz. E, öğretmenlerimiz görev yapıyor canlı başla her e, şeyde her okulda ama e, netice itibariyle okulların temel unsuru öğrencilerdir ve öğrenciler olmayınca da okulun bir tadı tuzu yok. E, e, öğrenciler olduğu zaman pazartesi ve cuma günleri en önemli etkinlikte bayrak törenleri arkadaşlar kendi öğrenciliğimizden de hepimiz biliriz. Pazartesi sabahı Okula başlamadan önce toplanırız okulun bahçesinde ee, bir bayrak töreni yapılır istiklal marşı okunur ondan sonra başlanır Cuma akşamı da e, gitmeden önce aynı tören yapılır dün kapalı olmasına rağmen okulların 81 ilde e, bayrak töreni yapıldı okullardan evlere bayrak töreni diye. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanında okullarda bayrak töreni yapıldı. Öğrenciler ve öğretmenler evlerde, okul idareleri ise okul bahçelerinde törene katıldı. İşte görüyorsunuz Afyonkarahisar, Karahisar, Kars, Van. E, Değiştirin arkadaşlar, geçin aşağıya. Yani e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde saat 10'da e, aynı tören yapıldı. İstiklal Marşı okundu. E, ben de çok e, sevindim, benim de çok hoşuma gitti. Hatta biz de aynı saatte İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuduk burada, izleyicilerimize de izlettik. Yalnız bir ricam var. Bakın bir dönem ne olduysa oldu, andımız yürürlükten kaldırıldı. Daha sonra öğretmen sendikaları başvurdular yargıya. Yargı yoluyla andımızın tekrar okutulması gündemde ama okutulmuyor. Şimdi arkadaşlar bakın, Türkiye'de bazı şeylerle pek oynamayın. Yani tamam... İstiklal Marşı hepimizin marşıdır. Ama bu ülkenin çocuklarına da ulus bilinci andımızla verilir. O yüzden yönetimden ricamız, istirhamımız andımızı tekrar gündeme getirelim. Andımızı da bayrak törenlerinde yeniden okuyalım. İsterseniz bir okuyalım. Okuyalım hep birlikte. Değil mi? Bakın bakalım ne kadar güzel. Buyurun. Doğruyu! Çalışkan! Tabi arkadaşlar bu yıl e, İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı aynı zamanda 1921'den e, 2021'e e, geçen bir süreci hesaplayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunu e, İstiklal Marşı yılı olarak kabul etti. E, o yüzden e, bu ortak değerimizin tekrar e, öğrenciler olmasa bile okul bahçelerinde, evlerde e, tekrar söylenmesi... E, bayrak töreni e, e, sebebiyle söyle, söylenmesi hepimizin çok hoşuna gitti. E, Sayın Selçuk, Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk e, şey demişti. Türkiye'nin her bir yönünden on binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşımız okundu. İnanıyorum ki balkon ve sokaklardan esnafımız, çalışanlarımız, insanlarımız eşlik ettiler. Bu faaliyetle marşımızın okunuşuyla ilgili çocuklarımız ve öğretmenlerimizde başka bir farkındalığı da gündeme getirmiş olduk. Tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz öğrencilerimizin İstiklal Marşı'nı okurken duydukları heyecanı paylaşıyorum demiş Sayın Selçuk. Saatler onu gösterdiğinde de bütün evlerde televizyonlar açıldı. TRT EBA ekranlarında İstiklal Marşı okundu. Evlerinde canlı derste olan öğrenciler öğretmenlerin isteğiyle ayağa kalkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti. Balkonlarda, dükkanlarda, velilerin, esnafın da törenlere katıldığı görüldü bizim İstiklal Marşı okumamızı istemeyenler kimdi? Atatürk'ü duvarlarımızdan Atatürk posterlerini indirmemizi istemeyen isteyenler kimdi? İşte hep bu Amerika Soros, TSE vesaire ve Avrupa Birliği temsilcileriydi. Niye? Türk gençlerinin tarihleriyle bağını koparmak istiyorlardı. Hayır. efendiler, Türk gençliği Tarihine, Atatürk'e, Cumhuriyetine sonuna kadar bağlı bir gençliktir. Onu hangi isimle nitelendirirseniz nitelendirin. Türk gençliğinin bir tek ismi vardır. Atatürk'ün gençliğe hitabesine başladığı sözlerdir. Türk gençliğini tarif eden sözler. O da Ey Türk Gençliği'dir. Türk gençliği vardır ve biz Türk gençliğinin Atatürk'le, Cumhuriyet'le, tarihimizle Yakın ve uzak tarihimizde hiçbir bağını hiçbir zaman koparmayacağından adımız gibi eminiz. Türk gençliğine ulus bilincini Dede Korkut ne kadar veriyorsa, değil mi? Alparslan ne kadar veriyorsa, Fatih Sultan Mehmet ne kadar veriyorsa, Atatürk ne kadar veriyorsa, Türk gençliği o kadar ulus bilincine sahip çıkacaktır. Bugün de bu ulus bilinci ulusal kanaldadır. Bu yüzden ulusal kanala elinizden geldiğince gücünüz yettiğince destek olacaksınız ve şu Dijitürk işini lütfen rica ediyorum bir an önce bitirin arkadaşlar. Bitirin gerisini bize bırakın. Bakın neler olacak. Bakın TV buyla ne kadar fark etti her şey. Şimdi bugünlük bu kadar diyeceğiz. Bugünlük bu kadar. Yarın saat 9.30'da yine birlikte olacağız. Yarın saat 9.30'a kadar Lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın saat 9.30'a kadar değil. Bakın dünya farklı çok farklı bir yöne doğru gidiyor. O tarihin sarkacı meselesi. Ve bu sancılı bir süreç. Türkiye içinde bir takım sancılar olacaktır ama hiç merak etmeyin. Şimdiye kadar ne yaptıysak dir olduk. Diri olduk, iri olduk, bir olduk ve hepsini hallettik. Yine iri olacağız, diri olacağız, bir olacağız ve biz kazanacağız. Biz kazanuncaya kadar Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar. Kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider. Sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür. Defter